Yayındayız değil mi? Evet. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Machine Learning Days etkinliğinin ilk haftasına ve aynı zamanda Python etkinliğinin ilk ders gününe hoş geldiniz. Öncelikli olarak arkadaşlarım Nilay ve Doğancan'la bugün yayının başında size biraz bilgi vermek istiyoruz. Machine Learning Days etkinliği nedir? Aynı zamanda DSE, GDG topluluklarından kısaca bahsedeceğiz. Ve son olarak da yayınımıza başlayacağız. Kaan belki uğurlar hocamızın Python etkinliğiyle birlikte. Öncelikle ben bir Machine Learning Days etkinliği nedir ondan bahsetmek istiyorum. Machine Learning Days etkinliğimiz alanında uzman eğitimcileri bir araya getirdiğimiz bir eğitim serisinden oluşuyor. Ve bu eğitim serimizde aslında bugüne kadar öğrenilen geleneksel makine öğrenimi algoritmalarıyla birlikte popüler olan makine öğrenimi algoritmalarını da işleyeceğimiz ve geniş kapsamlı, elimizden geldiğince geniş bir şekilde oluşturduğumuz eğitim platformumuzla birlikte bunun yanında birlikte uzman kadromuzla beraber, uzman eğitimcilerimizle beraber oluşturduğumuz güzel bir etkinlik planladık. Sizler için ayrıca sürprizlerimiz de olacak tabii ki. Mesela bunun yanında bazı webinarlar oluşturacağımız platform ve bu platform üzerinden konuşabileceğiniz, birbirinizle network oluşturabileceğiniz bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Amacımız buradan güzel bilgilerle ve aynı zamanda güzel arkadaşlıklarla da ayrılmanız. Çünkü bildiğiniz üzere machine learning gibi alanlarda ilerlemek için hep arkadaşlarınızla birlikte çalışabilmeniz, aynı zamanda bir platform üzerinden değil de birkaç platform üzerinden ilerlemeniz, araştırmanız, araştırmalarınızı ilerletmeniz. Bunun dışında machine learning alanında en çok yapmanız gereken, ki bu sizin için en önemli olan kısım, araştırmaktır. Gerçekten biz Machine Learning Days etkinliğine ilk başladığımızda Samet Atdağ'ın da katılımıyla başladığımız Machine Learning Days etkinliklerinde en çok üzerinde vurguladığımız, en çok üzerinde durduğumuz şeylerden birisi kesinlikle ve kesinlikle araştırma yapmanız oldu. Çünkü bu tür alanlarda özellikle yazılım ve machine learning, deep learning, yapay zeka alanlarında araştırarak, birilerine bir şeyler sorarak ve karşılıklı edindiğiniz bilgilerle bu seviyeye gelebileceğinizi, iyi seviyelere gelebileceğinizi gördük. Ve bunları size aktarmak istiyoruz. Burada hepimiz güzel bir topluluk oluşturduğumuzu fark ettik. Şu ana kadar 800'den fazla bir başvuru aldık. Gerçekten bu inanılmaz güzel bir ve mutluluk verici bir şey. Burada bizi de motive ettiğinizi söyleyebiliriz bununla birlikte. Aynı zamanda tabii ki de arkadaşlarım da her zaman size yardımcı olacaktır bu konularda. Soru olsun, aynı zamanda etkinlikle alakalı sorular olsun. Her konuda siz desteğimizde sınırımız yok. Bundan emin olabilirsiniz. Bunun dışında sormak istediğiniz sorular olursa da aynı zamanda bize özelden veya sosyal medya, aynı zamanda Discord ve Telegram hesaplarından da sorular sorabilirsiniz. Şimdi sözü Doğancan'a bırakıyorum. DSE ve GDG topluluklarından bahsedecek kendisi. Arkadaşlar selam. Öncelikle hoş bulduk Ömer. Öncelikle hepinize çok teşekkür ederiz. Gerçekten 100-200 kişiyle başlamayı düşündüğümüz diyeyim daha doğrusu etkinliğe şu anda 800 kişiye ulaştık an itibariyle. Bu yoğun ilgiden dolayı hem heyecanlıyız hem de mutluyuz. Umarım en iyi şekilde bu etkinliği sizlere sunacağız. Önceliğimiz bu. Ben Doğancan Mavideniz. Öncelikle kendimi bir kısaca tanıtayım. Ömer kendisini tanıtmayı muhtemelen unuttu yayının heyecanıyla birlikte ama. Ben Doğancan Mavideniz. Okan Üniversitesi'nde 2. sınıf bilgisayar mühendisliği öğrencisiyim. Daha çok mobil tarafla uğraşıyorum. Flutter'la ve diğer dillerle. Fakat Python'a da tabii ki ilgim var. O yüzden böyle bir etkinlik düzenledik aslında. Burada 3 kişiyiz fakat arkada çok daha fazla bir ekip var. Onların da selamını sizlere ileteyim. Ve DSE'nin ne demek olduğunu ben biraz kısaca size bahsedeyim. DSE dediğimiz topluluklar aslında Developer Students Club. Google Developers'ın desteklediği ve bizlere her konuda destek sağlayarak bir öğrenci, tam cümleyi toparlayamadım affedersiniz.
Google Developers'ın desteklediği öğrenci toplulukları aslında. Bunlar üniversitelerde normal kulüplerden hiçbir farkı yok. Bu sayede Google teknolojilerini çevremizdeki diğer insanlara, diğer öğrencilere aktarmaya çalışıyoruz. Kısacası bu kadar. Dilerseniz ben sözü Nilay'a bırakayım. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz ilk yayınımıza. Doğan Can'la Ömer'in de dediği gibi yani çok böyle ufak bir etkinlikken sizin de bu kadar istekli bir şekilde bizimle birlikte bu etkinliğe başlamanız da gerçekten çok büyük etkinliğimiz ve çok da keyifli bir hal almaya başladı. Etkinlik süresince de çok keyifli bir şekilde bu etkinliği götüreceğimizi, keyifli olduğu kadar da verimli bir şekilde götüreceğimizi düşünüyoruz. Ben de Çankırı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrencisiyim, 3. sınıftayım. Aynı zamanda okulumda DSC takım lideriyim. Biz de online etkinlikler yapıyoruz. Bu etkinlikte aslında bu 8 üniversitenin bir araya gelmesi yani hepimiz için çok büyük bir deneyim oldu. Hepimizin toplulukları adına ayrı ayrı etkinlikler yapmasının yanında. Hepimiz çok heyecanlıyız gerçekten. Umarım sonucu da şu anda olduğu gibi güzel bir şekilde alırız. Ben de biraz bize destek olan gruplardan bahsetmek istiyorum. Bize destek olan CDC ve DSC gruplarına, Global AI Hub ve Turkish AI Hub'a, Deep Learning Türkiye'ye, AI Society Türkiye'ye ve Flutter Firebase Türkiye'ye ve tabii ki ana sponsorumuz Google'a teşekkür ediyoruz. Doğan Can'ın ve Ömer'in de ekleyeceği başka bir şey var mı bilmiyorum. Ya ben bir kendimi tanıtayım öncelikle. Çünkü tanıtmayı unuttum. Evet, onu unuttum. Evet, aynen. Bir kendimi tanıtayım. Ondan sonra küçük bir bilgi vereceğim. Daha sonrasında direkt yayına başlayabiliriz. Öyle değil mi? Ya bence öyle daha güzel olur. Evet, bence de. Ben Ömer Cengiz. İstanbul Aydın Üniversitesi DevOps Student Club liderliğini yapıyorum. Aynı zamanda Machine Learning ve yazılım mühendisliği üzerine kendimi geliştiriyorum. Yıldız Teknik'te bir firmada çalışıyorum. Bunun yanında tabii ki de DSC topluluklarında görev alıyoruz. Birlikte şeyler yürütüyoruz. Bizim için en önemli kısım da bu aslında. Birlikte yapıyor olmak. Şeyleri birlikte yapıyor olmak çok önemli. Özellikle de böyle bir ortamda gerçekten çok değerli ve güzel bir ortam varken biz de değerlendirmeyi tabii ki de her zaman düşünüyoruz. Burada 8 üniversitenin birleşmesi, Global AI Hub, Turkish AI Hub, Deep Learning Türkiye ve DSC ve GDG topluluklarının bize destek vermesi burada aslında çok büyük bir aile oluşturduğumuzun göstergesidir. Elinizde çok güzel böyle bir çok güzel bir imkan varken elimizde değerlendirmek istedik. Sizlerin de bunları değerlendirmesi için bir platform oluşturduk. Elimizden geldiğince size keyifli, güzel bir etkinlik serisi hazırladık. Bunlarla ilgili yakında çok daha güzel böyle heyecan verici etkinliklerle alakalı konuşmalar yapacağız. Onlarla ilgili bilgi vereceğiz. Sizden tek beklentimiz etkinliğe katılımına devam etmeniz. Çünkü biz size maillerde bahsettiğimiz gibi etkinliğe bir %50 katılım zorunluluğu koyduk. Bunun yanında quizleriniz var. Quizlerinize de mutlaka katılmanızı öneriyoruz. Çünkü quizlerden belli bir puan aldıktan sonra biz o puanları değerlendirmeye alacağız ve aynı zamanda katılımlarınıza göre sizi değerlendirmeye alacağız. Bu aslında sizin için yaptığımız bir şey. Çünkü machine learning için en önemli şey etkinlikleri takip etmeniz olacaktır. Bunun dışında sorusu olan arkadaşlar için de sonrasında soruları almayı planlıyoruz. Yani yayın bitiminde soruları almayı planlıyoruz. Çünkü şöyle bir problemimiz var. Yayın uzayabilir. Bu yayının uzamasını çok fazla istemiyoruz. Çünkü sizin de sıkılmanızı istemiyoruz yayın esnasında.
Ondan dolayı sorularınız varsa mutlaka not edin. Sonrasında kanallarımız üzerinden sorularınızı alacağız ve bunları değerlendireceğiz. Size cevaplarınızı ileteceğiz. Teşekkür ediyorum. Özür dilerim Ömer. Yayın esnasında teknik bir problem yaşarsanız Telegram ve Discord gruplarında arkadaşlarımız mutlaka destek olacak. Oradan da yardım alabilirsiniz. Ben de son olarak şunu ekleyeyim. Bu ilk etkinliğimiz Python temelleriyle ilgili olacak. O yüzden eğer Python bilginiz varsa, Python temeli hakkında az çok bir bilginiz varsa ilk yayın sizin için sıkıcı olacaktır. Bundan endişelenmeyin. Dilerseniz bu yayına katılmayabilirsiniz. Herhangi bir devam zorunluluğu yok bu yayın için. Fakat daha sonraki yayınlarımızda Machine Learning'in çok daha teknik detaylarına gireceğiz. Ve sürpriz webinarlarla da alanında uzman kişileri buraya getireceğiz. Buradan da minik bir spoiler olsun. benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizin de başka söyleyeceğiniz bir şey yoksa eğitime ufaktan başlayalım. Ben tamamım. Tamam, ben süper. O zaman herkese şimdiden başarılar diliyorum. O zaman teşekkür ederiz. Size iyi yayınlar diliyorum. Şimdi Kaan hocamızı alıyoruz. Kaan hoş geldin. Hoş buldum, merhabalar. Merhabalar. Biz biraz fazla konuştuk galiba. Evet, pardon. Şimdi sözü sana bırakmak istiyorum. Çok fazla artık dolandırmanın bir anlamı da yok. Python yayına başlıyoruz. Tamamdır. Merhabalar herkese. Öncelikle ben Kaan Belkoğullar. Bugün Python'ın bir girişinden başlayacağız. Çünkü az önce yorumlara da okudum. Genel olarak insanların bana Telegram veya Discord üzerine ulaştıklarında genel sorunu da gördüm. Çoğu arkadaş program dili hiç bilmiyor. Bilen var, biraz bilen var. O yüzden herkese eşit seviyeye getirmek amaçlı. Önce bir temelden girmek istedik. Şöyle, önce benim söylemek istediğim şu. Python ya da herhangi bir şey sadece bir programlama dili. R'da olur, Python olur. Bunlara fazla takılmamızın amacı yok. O yüzden biz sadece Machine Learning'de bizi ileri taşıyabilecek yere kadar gelmek istiyoruz. Python'ın en derinlerine sadece bir ya da iki saatlik bir vakitte girmemizin imkanı yok. Bundan dolayı gerekli yerleri işleyeceğiz. Buna binaen Google'lama olayını mutlaka yapın. Gerekli yerleri Google'lamanız gerekiyor. Yani her şeyi burada anlatamayacağız çünkü geçenlerde bir George Hudson yayınına geldim. Birazdan göreceğimiz mesela çok basit bir işleci bile Google'ladı ki George Hudson AI, otonom araçlar yapıyor Amerika'da. Bunun gibi şeyleri Google'lamanız gerekiyor, çok ufak şeyleri. O yüzden yorumlarda gördüğüm kadarıyla Jupyter Notebook collab olaylarını çoğu arkadaş endişeliydi. Onları ufak bir anlatmak istiyorum. Şimdi bizim Python'da yorumlayıcı dediğimiz bir olay var. Python'da compiler'la işlemiyor. Bu compiler dediğimiz olay Java'da ya da C'de ya da C++'da bütün kodu önce bir makine diline çevirir, sonra çalıştırır. Ama Python'da öyle değil bizim. Python'da kısım kısım çalıştırırız. Bu da görmüş olduğunuz sahadaki Python'ı eğer Windows'ta ya da Mac'te herhangi bir yerde yüklediyseniz IDLE, idle olarak gelen olay, yani Python Shell. Burada tek tek çalıştırabilirsiniz kodlarınızı. Ama biz bugün bunu da çalıştırmayacağız. Çünkü ben toplu olarak kodları yazdım daha önceden zamanınızı çok çalmamak için. Çünkü çok uzamasını istemedim. Biz Jupyter Notebook dediğimiz olayda çalıştıracağız kodlarımızı. Şu gördüğünüz her şey bir sel, bir hücre. Bu hücrenin yukarıdaki olayla, çalışma olayla farklı hiçbir şey yok. Yani aşağıdaki bu hücreleri çalıştırdığımızda shell'deki çalışmasından farklı hiçbir şey yok. Şimdi Jupyter Notebook'u indiremeyen arkadaşlar var. O yüzden Google Colab'ı 2 dakika tanıtacağım. Ondan sonra hemen geçeceğiz. Google Colab, Google'a yazdığınızda direkt çıkacak arkadaş bu. Buradan ne yapıyorsunuz? Size verdiğimiz Jupyter Notebook'u bilgisayarınıza kurmadan direkt browser'dan kullanabiliyorsunuz. Böyle ekstra bir şey indirmenize gerek olmuyor, bir şey yapmanıza gerek olmuyor. Sadece Google hesabınızın olması yeterli. Ne yapıyoruz burada? Sol üstten File, sonra Open Notebook dedikten sonra gerekli notebook'u buraya açmaya çalışıyoruz. Burada gösterdim ben. Notebook'u bilgisayarınıza indirmenize dahi gerek yok. GitHub'tan benim GitHub hesabımı ki arkadaşlar paylaştı sanıyorum. Buraya yazdıktan sonra bu üçüncü kısım otomatik olarak çıkıyor. Üçüncü kısımda çıkan Python 101.1 şu anlık sadece bu var. Buna tıkladığınızda
karşınıza otomatik olarak notebook gelmiş olacak. Ondan sonra eğer runtime, change runtime dediğinizde size hangi Python sürümünü kullanmak istediğinizi gösteriyor. Yani Python 3'e tıklasanız yeter ki zaten otomatik olarak bu vardı büyük ihtimalle. Ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Ondan sonra sağ üstte connect dediğimiz bağlanma butonuna tıkladıktan sonra artık hazırız. Buradan işleyebiliriz. Sadece kayıtlı olmanız gerekiyor Google'da. O kadar. Ondan sonra collab burada bu kalmış. Hücreleri de hücrelerin solundaki çalıştır butona tıklayarak çalıştırabiliriz. Ben yine GitHub'ı görmeyen arkadaşlar için göstermek istedim. Burada ben pinledim zaten en üstte. Python 3 101'e tıkladığınızda burada Jupyter Notebook'umuz gözüküyor. Hadi başlayalım. Python'a 101 olarak gireceğiz. Arkadaşların dediği gibi eğer daha önceden bilen arkadaşlar varsa bugünlük sadece OOP'nin girişine kadar ilerleyeceğiz. OOP'ye bir giriş yapacağız o kadar. Daha önceden ilerleyen arkadaşlar varsa gelmek istemeyebilirler. Diğer etkinliklerimize NumPy, Pandas gibi olaylara katılmak isteyebilirler. Şimdi Python'da veri tiplerimiz numeric, dictionary, boolean, set, sequence type olarak 5 ayrılıyor. Şöyle sayısal veri tiplerimiz normal sayılar, kayan noktalı sayılar, floatlar ve kompleks sayılar diye 3 ayrılıyor. Dictionary'ler bildiğimiz sözlük tipleri, hiçbir farkı yok, aşağıda göstereceğiz hepsini. Boolean dediğimiz olaylar doğru ya da yanlış, 1 ya da 0 dediğimiz bool tipi veri tipleri. Setler bildiğimiz kümeler, hiçbir farkı yok. Zaten Python'da gördüğümüz her şey İngilizce temelli olacak. İngilizce eğer İngilizceniz orta seviye bile ise benim yapacağım örnekleri ben çalıştırmadan önce anlayacaksınız büyük ihtimalle. Sequence type dediğimiz olay ise sıralı tipler. Mesela stringler, listler ve tuple'lar, listeler ve demetler yani. Şimdi başlamadan şunu da açıklamak istiyorum. Python'da mutable and immutable diye iki tane olay var. Değiştirilebilir ve değiştirilemez tipler. Nedir bunlar? Bir veri tipini oluşturduktan sonra liste, set ve dict. Yani liste, demet, özür dilerim. Liste, set ve dict. Liste, küme ve sözlük tipleri değiştirilebilir. Diğer tiplerin hiçbiri değiştirilemez. Onları birazdan açıklayacağım. Burada göstermek istedim öncelikle. Şimdi Python'da iki tırnak arasında yazdığımız her şey birer karakterdir. Herhangi bir dil daha önceden görmüş arkadaşlar. Java, C veya C++ gibi, C Sharp gibi sanıyorum. İki tırnak olan bir veri tipi karakterden başka bir şey olamaz. Yani karakter dizisi olamaz. Ama Python'da öyle değil. Karakter dizileri ve karakterler bu üç tip tırnakla belirtilebiliyor. Tek tırnak, çift tırnak ve üç tane çift tırnak. Şimdi eğer tırnak arasında birden fazla karakter koyarsak buna da karakter dizileri deniyor. En üstte görmüştük ya sequence type diye. Bir sıralı tip. Yani içerisinde birden fazla karakter alıyor. Fakat ben bunu eğer birden fazla satırda yapmak istiyorsam ne yapıyorum? Buradaki 3 tırnağı kullanıyorum. Birden fazla satırda aşağı doğru yazabilirim istersen. Yani bunun bir sınırı yok. Python'da herhangi bir sınırı yok. Karakter ya da karakter dizisi eklemek için. Burada type fonksiyonumuzu göstermek istiyorum. Öncelikle fonksiyonları en sonunda açıklayacağım ama önce bu ve print fonksiyonlarını açıklamak zorundayım en başta. Type fonksiyonu içine yazdığınız herhangi bir verinin tipini belirler. Python'da önceden belirlemediğimiz için tipleri o anki elimizdeki verinin tipini bilmek çok önemli. O yüzden ne yapıyoruz? Tipine bakmak için bunu çalıştırıyoruz. Çalıştırmayı şuradan da yapabilirsiniz. Shift Enter de yapabilirsiniz. String veri tipi olduğunu bize gösteriyor. Şimdi string veri tiplerini birleştirmek için çok kolay artı işaretini kullanıyoruz. Ne yapıyoruz? Bir string veri tipimiz var, bir stringimiz var. Burada da bir tane boşluk stringimiz var. Geri kalanında ipsum olan bir stringimiz daha var. Tamam bunları birleştirmek istiyoruz ama neden? Mesela şöyle birkaç tane isim, birkaç tane soyad almış olabilirsiniz. Bunları sonradan birleştirip tek bir string haline getirmek istiyor olabilirsiniz. Bunu da kolaylıkla böyle yapabiliyorsunuz. Şimdi böyle bir kolaylığı da göstermek istedim sadece. Artı koymanıza gerek yok. Python'da eğer stringleri birleştirecekseniz mesela direkt böyle birleştirebilirsiniz. Sayılara geçmek istiyorum. Sayılar çok büyük bir olay değil çünkü yukarıda anlattığım gibi. Normal sayılarımız var. Kayan noktalı sayılar yani float number'lar var. Ve kompleks number'lar var. Bunların tipini de zaten çalıştırdığımızda bize gösterecek. Bunların asıl göstermek istediğim aritmetik operatörler. Bildiğiniz hesap makinesi kullanan herhangi bir insan ne yapıyorsa Python'da da onu yapıyoruz. 100-55. Bu kadar. 4.5-1.2 yani float number'lar arasında bir
çıkarma işlemi yapıyoruz. 3.3. 4.5'i 2 ile çarparsak ne verecek bize? 9.0 verecek. Çünkü float number'ı bir sayıyla çarpıyoruz. Şunu unutmayın. Float number'la işlem yaptığınız ne olursa olsun sonuç yine float number olacaktır. 10/2. Yani onu 2'ye bölüyoruz. Ne oldu? 5.0. Şimdi bu işaret diğerlerinden biraz daha farklı. Nedir bu? Üs alma. 4'ün ikinci üssü. Yani 4/2. Bu kadar. Modül işaretimiz ise 10/3. 10'un 3'e bölümünden kalan. Bunlar şimdi manasız gelebilir arkadaşlar, bazı arkadaşlar, ama ileride çok işimize yaradığını göreceksiniz. 10/3 kalansız bölme dediğimiz olaysa onu 3'e bölüp az önce ne elde ediyorduk? Onun içinde 3 kaç kere var? 3 kere. 3 nokta bilmem kaç kere, ama o bilmem kaçı direkt almıyoruz. 3 kısmını alıyoruz. Kayan noktalı sayı değil de integer kısmını alıyoruz. Bu pow dediğimiz power fonksiyonunda 4/2 işareti, şu 2 yıldız işaretiyle aynı işlemi yapıyor. 5/2. Hiçbir farkı yok. İçine 2 tane argüman alıyor. Taban ve üs. Az önce yukarıda gösterdiğimiz gibi integer type'ı. Şimdi bu çarpı işaretini string ile kullanırsak ne olacak? Yani mantıken bir hata vermesi gerekiyor. Çünkü string ve bir integer type. Ama öyle olmuyor. Onun aksine bu string'i 2 defa bastırıyor. Bakın arada boşluk falan hiçbir şey yok. Bu string'de uzunluk neyse, mesela 6 çarpı 2'den 12 uzunluğunda 2 tane Python kelimesi elde ediyor. Şimdi değişkenlere gelelim. Tamam, biz bunları yapıyoruz ama hiçbir yerde saklamıyoruz. Her seferinde bunları yapmak zorunda mıyız? Hayır. Değişken dediğimiz olaylar var Python'da. Variable dediğimiz olaylar biliyordur bazı arkadaşlar. 112 sayısını değişken 1 adlı değişkene atıyoruz. Bundan sonra ben değişken 1 sayısını nerede değişken 1 değişkeni nerede kullanırsam kullanayım içinde 112 sayısı olduğunu bilirim. Değişken 2'yi de 155 olarak tanımlıyoruz. Şimdi ne oldu? Değişken 1'i bastıralım bakalım. 112 çıktısı verdi. Ben bunları değiştirmek istiyorum. Mesela değişken 1 155 olsun, değişken 2 112 olsun. Tekrar yazmak zorunda mıyım? Hayır. Python'da bunun da kolaylığı var. Değişken 1 virgül değişken 2 deyip değişken 2 virgül değişken 1 dersek, yani yerlerini değiştirsek, artık atamayı tamamen diğer tarafta yapıyor. Değişken 1'imiz artık 155 olmuş oluyor. Ufak bir hesaplama yapalım isterseniz. Saatlik ücretimiz, saatlik ücret adında bir değişkene 10 sayısını atadıktan sonra haftalık çalışma saati olan değişkene de 40 sayısını atayalım. Maaşları hesaplamak için ne yapmamız gerekiyor? Haftalık maaşımızı, haftalık ücretimizi hesaplamak için saatlik ücretle haftalık çalışma saatini çarpacağız, değil mi? Bu da bizim maaşımızı verecek. Ne oldu? 10 çarpı 40, yeni bir değişkene atandı maaş ve maaş değişkenini bastırdık. 400. Bu kadar. Username değişkenine kullanıcı adımızı, yani admin, password değişkenine de şifremizi, yani password atadık. Yani bunu herhangi bir şey, şu an örnek olsun diye verdik. Hiçbir ehemmiyeti yok. Bu selleri çalıştırdıktan sonra şimdi burada yeni len denilen bir fonksiyon göreceğiz. Len dediğimiz length kelimesinin Türkçe karşılığı uzunluk. Yani zaten dediğim gibi İngilizce biliyorsanız çok kolay olacak bu sizin için. Kullanıcı adının uzunluğuna bakmak istediğimizde nedir? 5. Yani buradaki admin string'in uzunluğu, admin karakter dizisinin uzunluğu 5 olarak bize verecek. Ve bir integer olarak verecek. Dikkat edin. Şimdi username ile password'un uzunluğuna baktığımızda, tamam, admin'in 5 biliyoruz. Peki password'un ne kadar? 8'miş. 5+8, 13 elde ediyoruz. Bu kadar. İşleşlere bakmak istiyorum burada. Şimdi sayı eşittir 5 yaptık. Sayı değişkenimiz burada tanımlandı. Artı eşittir dediğimiz olayın ne farkı var? Yani bu nedir? Bu niye var burada? Şöyle yapalım. Sayı eşittir. Sayı artı 5'ten hiçbir farkı yok. Sadece daha kolaylık olsun, elimizin altında bulunsun diye yapılmış bir şey. Cidden kolaylık sağlıyor. Ne yaptık? Sayı artı 5 dediğimizde sayı artık 5 eklenmiş oldu sayıya. Eski sayısının üzerine 5 eklenmiş oldu. Eksi eşittir de aynı şekilde eski sayının üzerinden 5 çıkarılmış oldu. Sonuç 5 yani. Çarpı 5 dediğimizde neydi? Sayı çarpı 5. Ne oldu? 25 oldu. Çünkü eski sayımız 5'ti. Çarpı 5, 25 oldu. Bu kadar. Bölü 5 yaptığımızda 25. Bölü 5, 5 oldu.
Bu da power dediğimiz yıldız yıldız asterix asterix muhabbeti. 5 üzeri 2 ne oldu? 25 oldu. Az önce gördüğümüz kalansız bölme ne oldu? 25'i 4'e bölersek kalansız bölümünden 6 ederiz, elde ederiz. Modül kısmındaysa, modülo kısmındaysa 6'nın 5'e bölümünden kalan nedir? 1'dir. Bu kadar. Yani bunları uzun uzun anlatmaya hiç gerek yok. Bunlar en kolay kısımlar. İnanın belki ileride bunları yine Google'layacaksınız. Çünkü akıldan kayabilen şeyler bunlar. Şunları göstermek istiyorum son olarak değişkenlerle alakalı. Python'da kullanılamayacak değişkenleri görmek için, yani değişken ismi olarak veremeyeceğiniz şeyleri görmek için burada bir liste var. Onları bastırmadan önce şunu söylemek istiyorum. Python'da sadece bütün karakterleri kullanabilirsiniz ama özel karakterler, ünlem, artı, bölü, işaretleri dışında tek bir karakteri sadece kullanabilirsiniz değişkenin başında. Bu da alttan çizgi karakteridir. Onun dışında herhangi bir karakteri değişkenin başında kullanamazsınız. Mesela 7, at veyahut parantez, bunları kullanamazsınız. Sadece alt çizgi işaretini kullanabilirsiniz. Şunlara bakalım. Bu görmüş olduğunuz listede bulunan herhangi bir ifadeyi de değişken ismi olarak kullanamazsınız. Del değişik şeyini göstermek istiyorum. Del maaş dediğimizde az önceki variable'ımızı sileceğiz. Başka hiçbir işe yaramıyor. Yani maaş değişkenimizi bastırdığımızda az önce 400 basıyordu. Hatırlıyoruz değil mi? 10 çarpı 40'tan. Del yani delete yaptığımızda ne yapacak? O maaş değişkenini artık kaldırmış olacak. Gördüğümüz gibi maaş değişkeni tanımlanmamıştır. Del'in olayı da bu kadar. Print fonksiyonuna gelirsek, print fonksiyonu içine yazdığımız herhangi bir şeyi bastırmakla yükümlüdür. Birkaç tane argümanı var. Onları birazdan göstereceğiz. Print hello world, klasik olayımızı yapalım. Sonra print'in içine birden fazla string bastırmak istiyorsan bunu sınırsız olarak virgülle ayırabilirsiniz. Lorem, ipsum, is simply dummy text. Bunu istediğiniz gibi ayırabilirsiniz virgülle. Sonsuza kadar yazabilirsiniz. Şimdi şurada gördüğümüz gibi ben burada boşluk koymadım. Burada da boşluk koymadım. Buradaki boşluğu nereden aldı? Şuraya boşluğu nasıl verdi? İki tane parametre alır print fonksiyonu. Bunlardan bir tanesi separator, bir tanesi de end. Separator virgül koyulan yerlere, virgül koyulan yere iki string'in arasında ne koyması gerektiğidir. Bunlar varsayılan şekilde burada gösterdiğim gibidir. Yani boşluk ve ters slash. Yani bu ters slash'ı ne hemen açıklayacağım. Burada boşluğun yerine ben ne koyarsam onu elde edeceğim. Şurada göstermek istiyorum. Bakın. Lorem ipsum arasında çizgi koydu. Çünkü separator'a ben çizgi olarak belirttim. End dediğimiz olaysa sonunda ne koymasını gerektirdiği. Bu string bitti. Bastırı tamam. Ama bunun sonunda bir şey olması lazım. Ki alt satıra geçsin. Bizim bu kaçış dizisi dediğimiz şeyler ters slash end, ters slash r, ters slash t gibi şeyler ki tek tek göstereceğim onları birazdan. Ters slash end bunu gördüğü gibi print diyor ki birisi alt satıra geçmeliyim ben. Ne yapalım? Burada gösterelim onu. Bakın. Ters slash end değil de bu sefer ünlem koyduk. Ne yapacak? Bütün yazılan string'in sonuna gelecek. Burada iki tane ünlem ekleyecek. Ben istersen bunu başka bir şeyle koyabilirdim. Herhangi bir şey koyabilirim. Bana bağlı sadece. Şimdi yıldız şeyini göstereyim. Yıldız parametresini göstermek istiyorum. Eğer yıldızla string belirtirseniz bunu tek tek bölecek. Bunu listelerde de yapacağız birazdan. Her bir karakterini tek tek bölecek. Az önce virgülle ayırmamıza benzeyecek. Yani bu lorem ipsum'u L-O-R-E-M diye tek tek virgülle ayırmamıza gerek yok. Biz yıldızı koyarsak başına kendisi zaten bizim için ayıracak. Print'te sadece string bastırmıyoruz. Eğer string bastırırken sayı da bastırmak istiyorsak virgülle ayırıyoruz. Eğer buraya bir artı koyarsak bize hata verecektir. Çünkü bir string veri tipiyle bir sayı veri tipini toplayamayız ne yazık ki. O yüzden ne yapıyoruz? Virgülle ayırıyoruz. Virgülle ayırdığımız takdirde hiçbir sorun olmadan bastıracak bize. Şöyle bir şey var mesela. Biz az önce dedik ya virgülle istediğiniz kadar ayırabilirsiniz ya da stringle istediğiniz kadar bastırabilirsiniz. Tamam da bu çok uzun. Ben bunu her seferinde böyle git gel yapamam. Bir seferde görmek istiyorum mesela. Tamam belki bastırırken gösterecek yine. Ama gördüğünüz gibi yine çok uzun, karışık. Onun yerine ne yapıyorum? 3 tırnak kullanıyorum. Aşağı satıra inmek istersen tek şeyle inemem. En üstte bahsetmiştim zaten. Tek tırnakla inemem. Bu bana hata verir.
Ne yapıyorum? 3 tırnak kullanıyorum ki aşağı satıra inebileyim. Burada Python herhangi bir hata vermeyecek, bir sıkıntı yaşatmayacak bize. Şimdi ters slash şartlarına gelelim. Az önce yukarıda dedik kaçış dizileri diye. Ters slash n, ters slash r, ters slash t diye. Ters slash dediğimiz olay bu iki quote'un arasında, iki tırnak işaretinin arasında kaçış yapmamızı sağlıyor. İsminden anlaşılacağı gibi kaçış dizisi. Mesela ben iki tırnak arasında bir tane daha tırnak kullanmak istiyorum. Bakalım ne hata verecek. Syntax hatası veriyor. Yani yazım hatası var burada. Tabii ki yazım hatası var. Çünkü bunun arasına dediğim gibi herhangi bir karakter dizisi koyabiliyoruz. Ve gördüğünüz gibi şurada bitiyor. Ama ben bunu nasıl kullanacağım? O yüzden kaçış dizisini sağlayan ters slash işaretini koyuyoruz ki ters slash işareti burada dediği şudur. Sağdaki işareti dikkate alma. Bakın. Sağdaki işaretin bir ehemmiyeti yok. Normal bir karakter gibi algıla diyor bize. Ne yapıyor? Burada direkt bastırıyor. Az önce dediğim gibi mesela burada tırnak kullanmak istedik. Tamam burada adres veriyorum. Ters slash işareti kullanmak istedi canım. O zaman ne yapacağız? Yine aynı şekilde iki ters slash kullanırsak sağdaki işaretin bir ehemmiyeti olmadığını söylüyor. Şimdi ters slash n yeni satıra getiriyordu değil mi? Yeni bir satır yapıyordu bize. Ama ters slash r ne yapıyor? O da satır başına getiriyor bize. Nasıl demek isterseniz. Bakın eski satır başı yeni yazması gerekirken ne yazdı? Yeni satır başı yazdı. Neden? Çünkü yeniden önce ters slash r işareti olduğu için yeniyi alıyor, tamamen en başa götürüyor, onun üstüne yazıyor. Bu kadar basit. Ters slash t dediğimiz olaysa sadece bir tablik, yani dört boşluk veriyor. R dediğimiz stringlerde hiç bunları umursamamıza gerek yok. Kendi şundan bir tane daha koymadan bütün stringi kendi algılıyor ve şöyle bastırmamıza yardımcı oluyor. Sen hiç uğraşma diyor. Hep bunları kontrol etmekle uğraşma diyor. Ben senin yerini hallederim diyor. Sadece başına R eklememiz bunun için yeterli. Şimdi kullanıcıdan bilgi alma kısmına geldik. Kullanıcıdan bilgi almamız lazım olacak herhangi bir yerde. Machine Learning'de de, herhangi programda da, belki web app'lerde, herhangi bir yerde lazım olacak. Konsol app'lerde nasıl aldığımıza bakacağız. Şimdi isim ve yaş verilerini almak istiyoruz. İsminiz. Ne yazalım? Kaan. Yaşınız. Ne çıktı? Kaan 30 çıktı. Ne yapalım? John Doe. Kaç yazalım? 33. John Doe 33 ismini bize verdi değil mi? Çünkü virgülle bastırdık bunları. Tamam. Ben peki şimdi burada görünen yaşı arttırmak istiyorum. Yani John Doe 43 yapmak istiyorum. Nasıl olacak? Yaş artı 10 dediğinde bunun olması gerekiyor normalde. Ama bize hata verecek. Neden? Çünkü bakın burada zaten hata tipini söylüyor bize. Integer değil, bir string tanımlamışsınız diyor. Input'la aldığımız herhangi bir veri tipi bize string olarak gelecektir. Integer değil. Bunları integer'e dönüştürmemiz gerekiyor. Eğer bir integer'le işlem yapacaksak. Yani sayıyla işlem yapacaksak. Tip dönüşümleri o yüzden burada göreceğiz. Yaş eşittir int yaş. Burada gördüğünüz gibi int fonksiyonuna yaşı verdiğimizde artık yaş string değil bir integer. Integer olarak çıkacak buradan. Sayı olarak çıkacak. Ona 10 eklediğimizde ise sonuç 43 olacak. Gördüğünüz gibi tipi de integer. Ya float yaparsak ne olacak? Hiçbir fark yok. Aynı şekilde 43'ü float yaptı. Ondan sonra 5.5'i ekleyip yaşa tekrar aktardık. Python'da bunu şey yapmanıza gerek olacağını hiç sanmıyorum. Çünkü dediğim gibi o anki sadece elinizdeki verinin tipini bilmelisiniz. Float integer'ın bir farkı olmayacak bu toplama işlemlerinde sizin için. Yani integer isteyebilirsiniz daima. O yüzden integer'e çevirmeniz önemli olur ama float'a çevirmeniz gerekeceğini pek sanmıyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Burada yaşı tekrar string'e çevirip bastırmak istiyoruz. Artı kullanıyoruz. Bu artıları birazdan kullanmayacağız. Göstereceğim onları şu formatting kısmında. Ne yapıyoruz? Tekrar string'e çevirip John Doe 58,5 yaşında. Bunu bastırıyoruz. Bu kadar basit. Şimdi üst hesaplamak için dediğimiz kısım. Önce bir sayı 1 alıyoruz. Sonra sayı 2. Sonra üst hesaplıyoruz. Bu kadar basit. Input taban sayıyı girin. Tamam girelim. 5.
Ne yaptı bunu? 5 sayısını aldı string olarak. Integer'a çevirdi, sayı 1'e attı. Şimdi sayı 2 almak istiyor. 2'ye girelim. 2'yi ne yaptı? Üs olarak bir string aldı. Integer'a çevirdi, yani bir sayıyı sayı 2'ye attı. Sonuç olarak da bize sayı 1, 5 çarpı çarpı 2 asterisk işareti sayı 2, 2 eşittir ve power fonksiyonuna attığımız sayı 1 ile sayı 2 power fonksiyonu içine attığımız çıktıyı, yani 25'i bize verdi. Bu kadar. String formatting olaylarındaysa az önce dediğimiz gibi virgül, artı bunlarla uğraşmak istemiyoruz. O yüzden biz ne yapıyoruz? İki tane süslü parantez arasına istediğimiz ismi, sayıyı en sonda belirtebiliriz. Şimdi sıfırla bir silelim şunu. Mümkün değil. Selam, benim adım süslü parantez ve süslü parantez yaşındayım. Bunu yazdıktan sonra nokta format metoduyla içine istediğimiz şeyi yazdırabiliyoruz. İsim buraya gelecek. 33 buraya gelecek. Çünkü sıralama o. Ama siz daha sonra tekrar aynısını yazdırmak isteyebilirsiniz. 0. Çünkü 0. item bu. Ve sayma 0'dan başlar Python'da. Birazdan onları da göstereceğim indeks olaylarını. 0. Ne yaptı? Merhaba, benim adım John Doe ve John Doe yaşındayım. Çünkü ikisinin de ismi kullanmasını istedim. 33'ü değil. Bunu istediğiniz sıralamayı yapabilirsiniz. Sonra kullanabilirsiniz. O sizlere bağlı. Sizin keyfiniz nasıl isterse. F-string dediğim olay Python 3.7'den sonra gelmiş bir olay. Ne yapıyor? Başına F koyduğunuz string'de format metoduna ihtiyacınız kalmıyor artık. Bu iki süslü parantezin arasında istediğiniz şeyi yazabiliyorsunuz ve orada işlem yapıldıktan sonra string'i aktarıyor. Merhaba, benim adım John Doe ve 58,5 yaşındayım. Mesela yaş eksi 10 yapsak ne verir acaba? Merhaba, benim adım John Doe ve 48,5 yaşındayım. Bunun arasındaki işlem yapılıyor ve sonra string aktarılıyor. Bu kadar basit. Koşullu durumlara geçelim. Herhangi bir koşul bulunduğu sürece işlenecek durumlar. Böyle netlendirebiliriz. En üstte gösterdiğim boolean tipler, yani doğru veya yanlış, true false tipler buralar. 1 dediğimiz olay daima doğrudur. 0 dediğimiz olay ise daima yanlıştır. Bu kadar kesin bir olaydır. Ne yaptık? Boolean 1 dediğimizde doğru, Boolean 0 dediğimizde yanlış işaretini verdi. Python'da tek başına yanlış olacak tek şey Boolean 0 ve boş bir string olacaktır. Göreceğiniz üzere. Eğer bir string boşsa bunun uzunluğu da zaten 0 olacağı için Boolean değeri yanlış, yani false olacaktır. Bu iki değer dışında size gelecek false değeri ancak birazdan göstereceğim not'la ibaret olacaktır. Not'tan ibaret olacaktır. Şimdi şuna bakalım bir de. Boolean dolu bir string verdiğimde lorem ipsum ne oldu? Bana true verdi. Çünkü boş değil. Ayrıca içinde birden fazla karakter var. Bunun uzunluğu da ne olacak? 11 olacak. Yani gibi, bu da bir ve birden fazla olduğu için true'dur. Şöyle bir şey merak etmiş olabilirsiniz. Eksi 10 yaparsan mesela bu ne olacak? Bu da true. Çünkü sadece dediğim gibi 0 ve boş string'ler false olacak. Şimdi eşitler, eşit değiller, bunlara gelelim. Görmüş olduğunuz eşit işareti eşit mi değil mi bunu kontrol ediyor. Eşit değildir işareti ise ünlem eşittir işareti. Büyüktür, küçüktür, bunları zaten biliyoruz. Büyük eşittir, küçük eşittir. Bu işaretler biraz hatırlanması zor olabilir. Sakın hiçbir şey ezberlemeyin bugün veya yarın. Daima Google'layın bunları. Sadece şunu aklınıza tutabilirsiniz. Eşit işareti her zaman sağa gelir. Bakın. Eşit işareti daima sağda duracak. Hadi şunlara bir bakalım. 50 büyüktür 30. Bu doğru mu? Evet. 50 30'dan büyüktür. O zaman bu ne verecek? True verecek. 20 30'dan büyük müdür? Hayır. Ne yazık ki. O zaman bu false verecek. Bu kadar basit. Yani derinde inmemiz gereken, saatlerce uğraşmamız gereken hiçbir şey yok bunlarda. Şimdi and, or ve not olayları var. Bunları sırasıyla göreceğiz. And olayını ben hep şeye benzetiyorum. Kullanıcı adı ve şifre olayını. Herhangi birisi doğru olursa olmaz. İkisinin de doğru olması lazım. Önce sol tarafı kontrol ediyor Python. Diyor ki 50 30'dan büyük müdür? Evet doğru. Tamam, sen bir kal burada. Ve 20 30'dan büyük müdür? Hayır.
O zaman bir tane false var burada, bir tane true var. İkisi de doğru değil. İkisi de doğru olduğu sürece ben sadece doğru olurum diyor ve o zaman ne yapıyor? Buranın tamamını yanlış olarak nitelendiriliyor. Gördüğünüz gibi. Oradaysa daha rahat bir arkadaşımız. Diyor ki ikisinden biri tamamsa benim için tamam. 50-30'dan büyük evet. O zaman diğerine bakmaya bile gerek yok. Tamam bu true'dur diyor. Hiç sıkıntı yok. Burada gösterdiğim gibi true ve false nedir? Tabii ki de false'dur. True ve true nedir? İkisinde true olduğu için yani kullanıcı adı şifre aynı anda doğru olduğu için cevap nedir? Doğrudur. Not dediğimiz olaysa sağındaki durumun tam tersini verir bize. Sadece bu kadar. Başka hiçbir efektifliği yok. Not true, false. Not false yapsaydın ne olacaktı? True verecek. Bu kadar. Şimdi ufak bir program yazdık burada. Sayı küçük mü? Neyden küçük? Onlara bakacağız. A sayısını bir input alacağız. Sayı girimiz. Bu girilen sayı integer'e çevireceğiz. Girelim. Mesela 10 girelim. 5 girelim. 5 girdiğimizde ne yapacağız? Tek tek if'lere bakacak burada. If dediğimiz olay koşullu durumlarımızın ana maddesi. Öyle diyebilirim. Yani koşullu durumlarımız if, elif ve else'lerle kontrol edeceğiz. A küçüktür 10'dan. 5 sayısını girdiğimizde A 10'dan küçük olacak mı? Evet. Yani burası bize doğru. True döndürecek. Bu true döndürdüğünde bu kısma girecek. Python'da blok Python bloklarla çalışır. Şu ana kadar bloklara girmemize gerek kalmadı. Gerek yoktu. Şu an göstereceğim blokları. Bloklar 4 boşluktan oluşur. Yani bir tab'den oluşur. If eğer if'in yanındaki koşul doğruysa bu if'in bloğu tamamen çalışacak. Bunun ne kadar büyük olduğu size bağlı. Kimse karışamaz kesinlikle. Ne yapacak? A ondan küçük olduğu için A ondan küçük sayısını bastıracak. Bu ondan sonra bunlara girecek mi? Hayır, girmeyecek. Çünkü if'e girdikten sonra bunlara girmesine gerek kalmayacak. Ne dedi? A ondan küçük. Tamam, bir daha çalıştıralım. Ne yapalım? A 25. 25'ten küçük veya 25 eşit. Neden? Çünkü A ondan küçük değil. A 15'ten de küçük değil. Bu elif olayı veya olayı. If doğru değilse artık buna bak. Tamam, bu da mı doğru değil? Bir alttakine bak artık. 25'ten küçük veya 25 eşit. Artık bu doğru. O zaman bunu bastır. Else kısmındaysa yazılan hiçbir şeye girmiyorsa burada else girecektir. Mesela şöyle yapalım. Şöyle büyük bir sayı verelim. Ne yaptı? 25'ten büyük. 25'ten büyük. 25'ten büyük olan her sayı için buraya girecek demektir. Bu kadar basit. Burada bir giriş sistemi yaptık. Kullanıcı adı, şifre, gerçek kullanıcı adımız test. Şifre, gerçek şifremize test olacak. Sorulan kullanıcı adımızı buradan alacağız. Sonra sorulan şifremizi alacağız. Onları karşılaştıracağız. Karşılaştıralım mesela. Test yazalım. Test yazalım. Ne yaptı? Gerçek şifreyle sorulan şifre eşit oldu. Ondan sonra eğer bunlar doğruysa diğer tarafa da bakıyor. Unutmayın. And kısmındayız. Ve burası doğru olmalı ki burası da doğru olsun. Tamamen doğru olsun. Burası doğru. Gerçek şifreyle sorulan şifre aynı. Gerçek kullanıcı adıyla sorulan kullanıcı adı da aynı. Tamam, o zaman giriş başarılı. Bunlara girmesine hiç gerek yok. Ama kullanıcı adı eğer boş olsaydı mesela, şifre olsaydı bu bir şey oluşturur muydu? Hayır. Hiçbir fark oluşturmazdı. Ne olacak? Sorulan kullanıcı adı boş olduğu için ne yapacak? Kullanıcı adı boş olamaz demesi lazım. Bunu nasıl yapıyoruz? Burası false oluyordu. Unutmayın, boolean değerler sadece 0 ve boş stringler içindi. False kısmı. Sorulan kullanıcı boş, 0 uzunluğunda. Burası false, yani yanlış. Not koyduğumuzda doğru olacağı için bu kısma girecek. Bu kadar. Şifre için de aynısı olacak. Kullanıcı adımız tamam, buraya geçti. Şifreyi boş bıraktık. Sorulan şifre boş, yani yanlış. Başına not koyduğumuzda bu kısım doğru olacak ve şifre alanı boş olamaz. Bu kadar basit. Ama ikisi de doğru, ikisi de dolu ama yanlış şifre adı veya kullanıcı. Diğer geri kalan her şey için yanlış diyoruz, o kadar. Şimdi in operatörünü anlatacağız. Bir cümlemiz var burada. Python nesne önelimli, yorumlamalı, birimsel ve etkileşimli yüksek seviyeli bir programlama dildir. Tamam, burada bir cümle var. Hatta bu bayağı uzun bir paragraf da olabilirdi. Ben bunun içinden belli bir kısmı arıyorum. Ve bu kısım bu cümlenin içinde mi değil mi? Buna bakmak istiyorum. O yüzden ne yapıyoruz? Bir sözcük arıyoruz bunun içinde aramak için.
ne yapalım? Seviyeli kelimesine bakalım. Aranacak sözcüğümüzü seviyeli kelimesine, aranacak sözcük değişkeni atadığımızda ne yapıyor? If eğer aranacak sözcük cümlenin içindeyse bana doğru döndür. Deneyelim bakalım. Evet. Seviyeli kelimesi bu cümlenin içinde mevcut. Aranacak sözcüğü cümlenin içinde arıyor in operatörüyle. Eğer içindeyse true döndürüyor. Değilse zaten else giriyoruz cümlede. Öyle bir sözcük yok. Öyle bir sözcük yok. Bu kadar. Values operatörü çok soran arkadaşlar oldu. 3.8 Python'ı sadece bunun için şu anlık kurmanız gerekiyordu. 3.8'de benim göstereceğim sadece tek eklenti bu olacak. Ne yapıyoruz? Mesela biz az önce yaşı direkt aldık değil mi? Int input yaşınız olarak aldık. Burada bu olayı kullanmamıza gerek olmadan if'in içinde yaşı alabiliyoruz. Values operatörü sayesinde. Ne yapıyoruz? Int input yaşınız eşittir. Noktalı iki nokta eşittir yaş yaptıktan sonra burası yaş değişkenine eşit oluyor. Yaş değişkenine eşit olduktan sonra hem aldığımız sayı yaşın içinde olmuş oluyor hem de burada aldığımız sayıyı belirtmiş oluyor Python. Ondan sonra diyoruz ki aldığımız sayıya bakalım mesela 21. 21 sayısı 18'den büyük ya da eşitse bunu bastır. Değilse zaten direkt bunu bastır. Bakalım. Evet, 21 yaşındaysınız, girebilirsiniz. Ya olmasaydı mesela, 17 olsaydı, 17 yaşındasınız, henüz giremezsiniz. Şunu bastırmak istesek mesela, yaş, 21, gördüğünüz gibi, yaş variable'ında, değişkeninde burada bastırıyor. Dosya işlemlerine gelmek istiyorum. Dosya işlemleri, dosyalarla nasıl etkileşime geçeceğimizi gösterecek. Open fonksiyonu kullanacağız burada. Açmak istediğiniz dosyanın adını ve uzantısını buraya yazıyoruz. Hangi durumda açmak istiyorsanız mesela write olayı yazma olarak açmak istiyoruz ya da read olayı okuma olarak açmak istiyoruz. Bunlara karar veriyoruz. Baş harflerini yazıyoruz. Bu kadar basit. W ile açtığımızda bir dosya açılacak. Şurada bir dosya açıldı. Txt dosyamız açıldı. Print ile içerisine biz bunun istediğimizi yazdırabiliriz. Az önce bahsettiğim gibi ekstra parametreler alıyor print fonksiyonu. Bunlardan bir tanesi file yani burada yazılan arkadaşın nereye yazılacağı. Burada biz f değişkeni belirlediğimiz için f değişkeni yazıyoruz. Flash ise flash'ı tam kelime tabirle sifon olarak ya da bir kapak olarak düşünebilirsiniz. Flash kapalı şu an. False. Yani kapalı. Bunun üzerinde birikiyor. Ne yapıyoruz? Flash false olduğu sürece yazılan her şey buraya düşmeyecek. Flash'ı true yaptığımızdan ne yapıyor? Deneme sıfır dahil her şeyi oraya yazdırmış oluyor anında. Şimdi dikkat edeceğiniz bir konu olacak burada. Ne yapalım? Şunu tekrar açalım. Gördüğünüz gibi 0, 1, 2 oraya yazdırmış olduk. Ama biz burada f.write yani dosya işlemlerinin write adlı metodunu da kullandık. Bunun içine bunu kullanarak dosyaya bir şey yazdırmasını istedik. Peki bu niye yazmadı oraya? Denem 3 niye orada değil? Çünkü biz burada flash diye bir parametre kullanmadık. Zira flash diye bir parametre kullanmayacağız burada. Ne yapacağız? Biz dosyamızı açtık. Dosyamız açık kaldığı sürece bu yer edinmeye devam ediyor bilgisayarda. Biz o yüzden ne yapacağız? Fclose dediğimiz anda dosya işlemimizi kapatacağız. Kapattığımız gibi yazılan her şey dosyaya aktarılmış olacak. Ve dosyamızda kapanmış olacak. Dosyayı kapatmadığınız takdirde programda yer edinmeye devam edecektir o dosya ve programınızı ağırlaştırmaktan başka hiçbir şey yapmayacaktır. O yüzden bir dosyanın kapanıp kapanmadığına mutlaka dikkat etmelisiniz. Az önce yazdıklarımızı okumak istersek ne yapıyoruz? Yine aynı şekilde open'da açıyoruz. Read olarak açıyoruz. Okuma opsiyonuyla. F nokta read dersek, read metodunu kullanırsak bütün dosyayı okumuş oluyoruz. Tamam. Şöyle yapalım. Ben bu dosyayı tekrar okumak istiyorum. Daha kapamadım. Kapamayacağım program bitene kadar. Tekrar okumak isteyeceğim. Ne olacak? Bir şey bastırmadı. Neden bastırmadı? Çünkü şöyle. Dosyayı okumaya giderken Python en baştan başladı. Tekrar hepsini okudu. En sonunda okumayı bitirdiğinde imleci burada bıraktı.
bizim bu imleci alıp tekrar başa götürmemiz gerekecek. Bunu nasıl yapıyoruz? Python'ın seek metoduyla yapıyoruz. Python seek 0. 0 dediğimiz olaysa en başta olduğunu belirtmek için. Bunu istediğiniz sayıyı koyabilirsiniz. Mesela 10 derseniz buraya ya da 11, 12 derseniz buraya bir yere herhangi bir yere getirecek bu imleci. İmleci getirdikten sonra read dediğimizde yine sona kadar okumaya devam edecek. Ne yapalım? F.seek 0 dediğimizde ne yaptı? Tekrar baştan sona kadar okudu. Gördünüz mü? Biz tekrar bu metotla en başa geri gideceğiz. Bu sefer readline ve readlines adlı iki tane metodumuz var. Tamam, biz bunun hepsini okuduk ama şöyle düşünün. Ben bunun hepsini okumak istemiyorum. Bu yüzlerce megabayt bir dosya olabilir. O yüzden ne yapıyorum? Line line, yani satır satır okumak istiyorum. İlk satırı burada okuyacağım. Sonra diğer satırı burada okuyacağım. Ne oldu? Deneme 0 ve deneme 1 aldı. Tamam, bu da güzel. Ama ben bütün satırları okumak istiyorum. Satır satır ayrılsın istiyorum. Bunu read'le de yapabilirim. Ama daha kolayını zaten Python sunmuş. Niye onu kullanmayayım? Read lines dediğimde bütün satırları bana bir listenin içinde geri döndürür. En sonunda da zaten fclose'da kapattık. Bu fclose çok can sıkıcı olmaya başladı. Her seferinde bunu hatırlamak istemiyorum. O yüzden ne yaptım? Az önce size dediğim gibi Python girintiyle çalışır. O girinti, yani dört boşluğun içerisinde olan kısım, orada çalışır ve biter. With operatörümüzü kullanacağız burada. With dediğimiz olay burayı çalıştır. Girintinin içine çalıştıktan sonra kapat. Bit. Ne yapıyor? Open txt r plus, yani hem oku hem yazma metoduyla açıyor. Okuyup yazabiliyoruz aynı anda. sf, yani f olarak aç. Ne yapıyoruz? Önce bir f.read diyerek bütün hepsini okuyoruz. Sonra f.write diyerek de sonuncusunu yazıyoruz. Önce okuduğumuz için f.write'ın yazılanı buraya gelmedi. Ama bakalım yazılmış mı? Deneme 4. Evet. Deneme 4 buraya yazılmış. Niye hemen ardına yazılmış? Çünkü biz burada print değil de fwrite kullandık. Bizim burada testlash en kullanmamız gerekiyordu. Bu kadar basit. İlk bir şey atlamak istemiyorum. Son olarak anlatmak istediğim bu açma olaylarıyla ilgili. W, hatta şöyle yapayım. W write dedik. Eşittir read dedik. Bir de A arkadaşımız var. Bu da append. Yani eğer W ile açarsak, şöyle göstereyim size tekrar. W ile bir daha açtığımızı düşünelim o dosyayı. Ne oldu? Dosyanın içi tamamen boşaldı. Gördünüz mü? O dosya tamamen yeniden açıldı. Silinip yeniden yazıldı o dosyanın üzerine. Biz bunu istemiyoruz. O yüzden ne yapıyoruz? Şunu kapatalım. O yüzden ne yapıyoruz? A. Yani A ile açıyoruz. A ile açtığımızda artık dosyanın üzerine yazdığımız şeyler, fwrite ya da print ile yazdığımız şeyler dosyanın sonuna eklenmiş olacak. Bu kadar basit. Şimdi döngülere geliyoruz. Döngüler ve fonksiyonlar bizi kod tekrarından kurtarır. Döngüler dediğimiz olay aynı olayı birkaç defa çalıştırmamıza yarar veyahut burada gördüğümüz gibi saydırmamıza bile yarar. Şimdi A'yı 5 ile başlatacağız. A eşittir 5 dediğimiz bir değişkenimiz olacak. A 5 adlı integer sahip değişken olacak. While dediğimiz iken, yani Türkçesi iken olan arkadaş, A ondan küçükken aşağısını çalıştırır. Bu kadar basit. Yani bunlara bizim saatler harcamamıza gerek yok. A dediğimiz 5 ondan küçük olduğu sürece burayı çalıştır. Hadi bakalım. A print A, evet 5 küçük çünkü ondan. A'yı 1 arttır. 6 küçük A'yı 1 arttır. 7 küçük A'yı 1 arttır. 8 küçük A'yı 1 arttır. 9 küçük A'yı 1 arttır. A'yı 1 arttırdı 9 iken 10 oldu. 10 buraya geldiğinde false vereceği, yani hayır diyeceği zaman, yanlış vereceği zaman while duruyor ve artık bir daha buraya girmiyor. Bu kadar. For döngümüzde ise bir isim belirledik. İsim eşittir Oğuz Atay. For harf in isim print harf. Yani burası tamamen anlayabileceğiniz bir şey. İngilizce olay. Harf ismin içinde olduğu sürece bütün ismi dolaşıyoruz. Harf harf dolaşıyoruz. Her bir harfi harf adlı değişkene atıyoruz. Ve bunları bastırıyoruz. Bu kadar. Burası bir döngünün birinci kısmı. Burası ikinci kısmı. Üçüncü kısmı. Dördüncü kısmı diye devam ederek Oğuz Atay'ı tamamen bitiriyor. Asıl önemli olanlar range, break, continue and pass statement'ları.
Şimdi ben for'u her zaman bir isimle kullanmayacağım. For'u sayıları belirtirken kullanabilirim. Bu yüzden bize bir range, yani aralık dediğimiz Türkçe anlamı bir fonksiyon var. Onu kullanmamız gerekiyor. Range dediğimizde bir tane aralık belirtiyoruz. Başlangıç, bitiş ve atlama sayısı. Yani 2 ile başla, 10'a kadar git ama 2 2 atla. Bu ne demek? 2, 4, 6, 8 ama 10 değil. Çünkü 10'a geldiğinde biliyoruz ki döngü bitmiş olacak. Bizim top, üst seviyemiz 10 olmuş olacak. Gördüğünüz gibi i range'in içerisinde önce gidiyor 2'ye, sonra 4'e, sonra 6'ya, sonra 8'e. Bunların hepsini tek tek bastırıyor. Gördüğünüz gibi end de zaten ters slash end değil de bildiğimiz boşluk koyduk. Yan yana bastırsın. Nedir burada yaptığımız? Range olayımız bir tane aralık belirtiyor bize. Bunu herhangi bir yerde kullanabiliriz. Birazdan listelerde de kullanacağız zaten. Ne yaptık? Burada mesela burada for i in range 10 demişiz. Tamam, az önce böyle dedik. Şimdi böyle kullanıyoruz. Bunların farkı ne? Burada varsayılan olarak dediğim olaylar var. Yukarıda printte de bahsettiğimiz varsayılan olayları hep var. Burada varsayılan nasıl belirtmişiz mesela? 1'den başla, şey, 0'dan başla, 10'a kadar git, 1-1 atla. Onların yerine biz 10 yazarsak, yani bitiş integer'ını, sayısını yazarsak bu bizim için yeterli. Şimdi ne yaptı? 10'a kadar niye gitmedi bu program? Çünkü biz buraya bir tane deyim ekledik. Eğer i 5'e eşit olursa break. Ne? Bırak. Kır. Döngüyü kır. 0, 1, 2, 3, 4, 5'e geldi. 5'e geldikten sonra i 5'e eşit olduğu için döngü kırıldı, döngü bitti. Bu kadar. Başka açıklaması gereken bir şey yok bunun. For i in range 10 dedik. Aynı şekilde i yine 5'e eşit olursa continue, devam et. Yani yine bastırmaya devam edecek gibi gözüküyor. Ama aslında öyle değil. Şöyle, continue dediğimiz olay, sen i 5'e eşitsen tamamen aşağıyı boş ver, bu döngü sıralamasını atla, yeni bir sıralamaya git diyor. Yani 5'ten 6'ya geç hemen diyor. 5'i şurasını boş ver. Bundan sonra yazılan herhangi bir şeyi boş ver diyor. Burada yazılan herhangi bir şey artık mühim değil. Tekrar başa git diyor. Şimdi aynı şekilde pest'te de. Pest diye bir operatörümüz var. Pest ne işe yarayacak? Aynı şey gibi gözüküyor. Pest tam tersi. 5'te olsan da olmasan da benim umurumda değil diyor. Sen sadece beni pas geç diyor. Yani şöyle print, buraya ne yazalım mesela? Sayı yazalım. Bakın. Sadece beni pas geç diyor. Bu kadar. Yani hiçbir etliye sütlüye karışmıyor. Sadece beni pas geç diyor. Bunu neden kullanmak istersiniz? Mesela bir tane if kullanacaksınız ileriki zamanlarda ama aklınızdan gitmesin diye oraya koymak istiyorsunuz. Veya bir fonksiyon tanımlayacaksınız. Gitmesin diye oraya koymak istiyorsunuz. Olmak zorunda olan bir fonksiyon vardır. Onu koymak istersiniz. İçine pass yazmanız sadece yeterli olacak. Burada ufak bir yine kullanıcı giriş yapalım. Az önce yaptığımız gibi kullanıcı girişlerde tek bir seferde direkt bize atıyordu sistemden. Yanlış da yanlış deyip gönderiyordu bize. Böyle olmaması gerekiyor. Yani doğru kullanıcı adını bulana kadar o sistemin çalışması gerekiyor. Ya da sistemin mütemadiyen çalışması gerekiyor. Ne yapacağız? Gerçek kullanıcı adımız test. Gerçek şifremiz yine test. While true. Yani bu döngü sonsuza kadar çalışacak şu an. Ebediyen bu döngü devam edecek çalışmaya. Biz kullanıcı adımıza bitirelim. Mesela ne yapalım? Test. Şifremizi test edelim. Doğru girelim. Doğru girdiğinde ne olacak? Gerçek şifreyle sorulan şifre doğru. Yani true. Ve gerçek kullanıcı adıyla sorulan kullanıcı adı da true. Doğru yani. Ne oldu? Bu if başarılı bir şekilde sağlanmış oldu. O yüzden bu if'in içine girmemiz gerekecek. Diğerlerine değil. Print giriş başarılı. Tamam. Bakın burada break statement'ımız var. Az önce yukarıda gösterdiğimiz. Bu ne demek? Bütün döngüyü kır demek. Bu döngüyü kıracağı için de gördüğünüz gibi artık çalışmıyor. While çalışırken ne oluyor? Burada bir tane ufak asterisk'imiz var. Her zaman orada durmaya devam edecek çalıştığı sürece. Fakat doğru girersek ne olacak? Artık program bitecek. Bittiğini belirtecek programı. Peki. Eğer kullanıcı adım boş olursa program çalışmaya devam edecek. Tek şifren boş olursa yine şifrenin boş olamaz diyecek. Program çalışmaya devam edecek. Yanlış olursa aynı şekilde bu program mütemadiyen çalışmaya devam edecek. Siz break statement'ını koyana kadar.
Test yaptığımızda ise giriş başarılı. Bu kadar. Şimdi biz bir sürü hata yapabiliriz programlarda veya programın hataları olabilir. Onlardan yakalamak istiyoruz. Programın işleyişine yönelik herhangi bir hatayı program aşamasında yakalamak istiyoruz program boyunca. Burada yaklaşık 24-25 tane hata var. Hata yakalama dediğimiz olaylarda bunları göreceğiz. En basit örneklerini göstereceğim size. Keyboard interrupt ya da burada zero division error. Bunları göstermek istiyorum size. Mesela bildiğiniz gibi matematikte herhangi bir sayı sıfıra bölünemez diye gösterilir bize. Burada da aynı şekilde öyle bir hatamız var. Ne yapıyoruz? Buraya herhangi bir sayı alıyoruz, bölünecek sayı. Herhangi bir bölecek sayı alıyoruz. Bunları birbirine bölüp sonucu ekliyoruz. Ama niye bunlar try'ın altında diye soracaksınız. Olay şu. Try ve except bloklarından oluşuyor hata yakalama. Try'ın yakalamasını istediğimiz kısmı, yani bütün kodu try'ın içine koyuyoruz. Ya da kodun belli bir kısmını. Size bağlı. Hata çıkabilecek diye düşündüğünüz herhangi bir bloğu buraya belirtiyorsunuz. Try'ın içine çalıştırmaya başlıyoruz. 4 boşluk, 1 tab. Ne yapıyoruz? Şöyle baştan başlayalım. Bölünecek sayı 10 olsun. Bölecek sayı 0 olsun. Şimdi bu hata verecek bize normalde. Diyecek ki herhangi bir sayı 0'a bölünemez. Şunu şöyle gösterelim. Herhangi bir hata isteyelim buradan. Direkt hatamızı görelim. Ondan sonra devam edelim. Ne oldu? Zero division error verdi bize. 0'a bölme hatası. O yüzden biz ne yapıyoruz? Try. Bloğun içine yazıyoruz bu olayı. Herhangi bir hata çıkabilecek olayı. Sonra ne oluyor? Zero division error hatasını yakalamaya çalışıyoruz. Şunları bir silelim. Ne oldu? 10. 0. Bakın öyle bir hata artık yok. Çünkü o hatayı biz yakaladık burada. Diyoruz ki bu hatayı burada yakala. Bu hata meydana gelince burada yapılan burada yazdığımız şeyleri yap. Tamam. Bu hata böyle. Benim burada 24 tane hata başlığım var. Herhangi biri olabilir. Ben hangisini nereden bileceğim? İsterseniz böyle tek tek yazabilirsiniz. Keyboard interrupt mesela şöyle. Bir şey geldi. Keyboard interrupt yaptım. Bakın. Klavye ile müdahale oldu yazıyor. Siz bunu Ctrl C ile yapabilirsiniz. Python'da, terminalde kullanan arkadaşlar ya da herhangi bir programda kullanan arkadaşlar. Klavye ile müdahale oldu yazıyor. Tamam, benim burada 24 tane hatam var. Ben bunları tek tek nasıl yapabilirim? O yüzden ne yapıyorsunuz? Sadece except yazdığımızda bu bütün hataları kabaca topluyor ve burada işliyor. Herhangi bir hata olduğunda artık direkt ne diyecek? Bir hata meydana geldi. Bir hata meydana geldi. Bunlar size bağlı. Hataları spesifik olarak yakalamak istiyor musunuz yoksa komple mi yakalamak istiyorsunuz? Ne yapalım? Yaş muhabbetini. Evet, raise anlatacağım bir de. Raise dediğimiz olay da sizin hata çıkartmanıza yarıyor. Şöyle söyleyeyim. Hata yakalıyoruz tamam ama neden hata yapmayalım? Hata da yapabiliyoruz. Mesela yaşımız 10 girelim. Tamam, yaşımız 10. Buraya hiç uğramadı bir de. Çünkü yaşımız 0'dan aşağı değil. Peki yaşım ben 0'dan aşağı girebilir miyim? Yani eksi 10 yaşında olabilir miyim? Hayır. O yüzden ne yapıyor? Yaş. Raise exception. Bakın exception fırlattık burada. Yaşımız negatif sayı olamaz diye hata gönderdik sisteme. Bunu istediğiniz bir yerde kullanabilirsiniz. Hatta bunu isterseniz train içinde kullandıktan sonra bunu except ile yakalayabilirsiniz. Bunlar hep size bağlı. Listeler ve demetler. Listeler dediğimiz olay bir sürü veri tipini içine tutabilen bir liste gibi düşünebilirsiniz. Adından anlaşılacağı gibi. İki şekilde tanımlanıyor. Böyle köşeli parantez ya da list fonksiyonu tanımlıyorsunuz. Listelerin içine bir sayı atmak ya da bir veri tipi atmak için append metodunu kullanıyoruz. Sondan ekle. Append ekleme. Liste 1 nokta append 10 dediğimizde artık liste 1'e gördüğünüz gibi 10 sayısı eklenmiş oluyor. Burada liste 1'i bastırdık. Liste 1'in uzunluğunu da bastırdık yanına. Bakın 1. Sonra 20, 30, 40 diye tek tek sayılar ekledik. Bundan sonra listeyi bir daha bastırdık. Bir daha uzunluğunu ekledik. Uzunluğunu bastırdık. 10, 20, 30, 40, uzunluğu 4. Bu kadar basit listeler eklemek. Şimdi ben bunları yazdım ama ben bunlara ulaşmak istiyorum bile. Nasıl ulaşmalıyım bu sayılara? İndeksleme dediğimiz olay listenin herhangi bir yerine kolayca ulaşmamızı sağlıyor. Yani listeyi sabahtan akşama kadar aramamıza gerek yok. Herhangi bir adresini belirttiğimizde o sayıyı alabiliyoruz.
Python'da listelere saymak sıfırdan başlıyor ki %90 dillerde böyle sıfırdan başlar. Listenin sıfırıncı indeks dediğimizde gider 10 sayısına erişir. Çünkü listenin ilk indeksi, sıfırıncı indeksi 10'dur. 10 sayısıdır. İkinci indeks dediğimizde sizce 30'uncuya ulaşır. Eksi 1'i zaten tahmin edebilirsiniz. En sonuncuya gider. 0 baştan eksi 1. Eksi 2 dediğimizde de 30'a geri gelir. Bu indeksleme olayı şöyle işler. Başlangıç, bitiş, artış. Range'de öğrendiğimiz gibi. Biz bunu nasıl yapalım? Neden başla? Sonuna kadar git. Ne verdi bize? Sadece 20'yi verdi. Pardon. Sadece 20 sayısını verdi. Niye sadece 20 sayısını verdi? 1'den başladık. Eksi 1'e kadar git. 2 atla. 20'den sonra eksi 1'e geldi. Zaten bitiriyor. Fakat ben bunu mesela bütün listeyi 10, 20, 30, 40 değil de 40, 30, 20, 10. Yani ters baş aşağı yapmak istesem ne yapardım? Bir listeyi bu arada böyle bastırabilirsiniz. Kendi nasılsa öyle bastıracaktır. Ne yapardım? Burada zaten varsayılan halinde bulunuyor. Burada da varsayılan halinde bulunuyor. Artış kısmını değiştirirdim sadece. Eksi 1, eksi 1. Yani sondan başa doğru getir bana, benim önüme. Nasıl olmuş oluyor? 40, 30, 20, 10. Bu kadar basit. Bir listeyi baş aşağı çevirmek. Tamam, append'i gördük. Sonunu ekleyebiliyoruz ama istediğim bir yerine eklemek istiyorum. Ben de böyle yapmak istiyorum. Listenin herhangi bir yerine bir sayı ekleyeceğim. Hiç kimse bana karışamaz mesela. Onu nasıl elde ediyorum? Insert metoduyla sıfırıncı indeksine 99 sayısını eklemek istiyorum. Bu kadar basit. İlk indekse 99 sayısını ekledim. Gidip ben mesela 5. indekse 100 sayısını ekleyebilir miydim? Bu kadar. Yine append line işe yaradı ama insert ile yaptım. Pop dediğimiz olaysa listenin son elemanını siler. Başka hiçbir işe yaramıyor. Yani silmek dışında. Şurada da göstereceğim çünkü. 100 sayısını sildi. Şimdi pop burada bir şey eşitlemedik ama pop çalıştırıldıktan sonra bir tane rakam ya sayı döndürüyor ya da bir şey döndürüyor. Döndürdüğü şey sildi arkadaş. Hangi neyi siliyorsa onu geri döndürüyor. Neyi sildiğini size gösteriyor. Şimdi burada göreceğiz fakat pop'un içine ben burada bir sayı yazmışım. Buradaki sayı ne? Buradaki sayı sizi de görün hatta. 99 sildi. Niye 99 sildi? Çünkü sıfırıncı indeksi silmesi gerekiyordu. Bu kadar basit. Siz bunun yerine 0, 1, 2, 3 ne isterseniz verebilirsiniz tabii. Remove dediğimiz olaysa içine girdiğimiz itemi yani elemanı siler listeden. İçine ne girersek onu siler. 10, 20, 40 kaldı listede. 30'u sildi. Şimdi iki listeyi birleştirmek istersek ne yapıyoruz? Liste 1 tanımladık. 2, 0, 1, 7. Liste 2 tanımladık. 4, 3, 2, 8 elemanlardan oluşan. Ben bu iki listeyi birleştirmek istiyorum. Nasıl? Liste 2'yi liste 1'in sonuna koyacağım. Nasıl birleştirmek istiyorum? Extend metoduyla. Extend metodu zaten genişletmek anlamına geliyor bildiğiniz gibi. Liste 1'i liste 2'yle genişlet. Bu kadar. Artık liste 1 liste 2'nin başına geldi. Daha doğrusu liste 2 liste 1'in sonuna geldi. Liste 1 değişkeni değişti. Ben bunları tam böyle koydum ama sıralamak da istiyorum ayrıca. Mesela sıralamayı nasıl yaparız? Python'ın gömülü fonksiyonlar dediğimiz fonksiyonlarından bir tanesi sorted var. Bununla herhangi bir veri yapısını sıralayabiliriz kolayca. Mesela listeyi nasıl sıralıyoruz? Sorted fonksiyon için liste 1 koyduğumuz gibi bize çıktığı sıralı olarak veriyor. Burada bir hata var. Neden sıralı olarak vermedi? Çünkü sorted listesinde liste 1'i tamam sıraladın. Tamam sıraladın ama bunu tekrar sen liste 1'e eşitlemedin. Tekrar liste 1'e eşitlemek istiyorsun ki liste 1'e eşitle ki sıralanmış olsun. Yani burada fonksiyonla liste 1'i sıralıyor. Sonra da liste 1'i tekrar güncelliyor. Bunları eğer yapmak istemezsek yani bu işlerle uğraşmak istemezsek ne yapıyoruz? Liste 1'i sort metodunu çağırıyoruz. Bu zaten sıralıyor. Ondan sonra da liste 1'e eşitliyor. Liste 1 içine dediğim gibi sadece sayı almıyor. Bir sürü string de alabiliyor. Elma, armut, tilki, kuş, armut, çiçek. Ne yapıyoruz? Biz bunun içerisinde herhangi bir
elemanı arıyoruz diyelim mesela. Tilki elemanı hangi indekste, ben bunu bulmak istiyorum. Ne yapıyoruz? Liste 1'in indeks metodunu kullanıyoruz. Şöyle görelim. Aranacak kelime. Tilki kelimesini liste 1 nokta indeks metodunun içine koyduğumuzda bize ikinci indekste olduğunu veriyor. Aynı şekilde buradan tek farkı count metodunun değişmesi olan bir elemanın bir listede kaç defa geçtiğini buluyoruz. Sadece tek farkı count yazıyoruz indeks yerine. Bu da ayrı bir metodu listelerin. Mesela elma dersek bir defa geçtiğini, armut dersek iki defa geçtiğini görebiliyoruz. Şundan bahsetmek istiyorum. En önemli olaylardan bir tanesi. Liste 1'i mesela tekrar kullanacaksınız sonradan ama üzerine onu çalışmanız gerekiyor. Liste 1'i yedeğe almanız gerekiyor tabiri caizse. Yeni liste diye bir şey oluşturuyoruz değişken ve liste 1'i yeni listenin içine atıyoruz. Ne oldu? Yeni listemiz elma, armut, tilki, kuş oldu değil mi? Fakat ben yeni listenin üzerine oynayacağım. Elmayı muz yapacağım. Sıfırıncı indeksin muz eşitliyorum. Bunun olması gerekiyor normalde. Ne oldu? Yeni listemde sıfırıncı indeks muz oldu. Ama liste 1 dedi ki sıfırıncı indeks de muz oldu. Çünkü ben liste 1'in yedeğini almadım. Liste 1'i olduğu gibi yeni listeye verdim. Yani burada göreceğiniz sayılar ID fonksiyonuyla bulunan sayılar. ID demek onun kimliği. Buraya verdiğimiz veri tipinin kimliği. Ne oluyor? Yeni listeyle liste 1'in kimlikleri aynı olmuş oluyor. Yani yeni listede değiştireceğimiz herhangi bir şey liste 1'de de değişmiş olacak. Bunu nasıl engelleriz? ID'lerini nasıl farklı kılarız? Liste1.copy, yani copy metoduyla biz bunu kopyalayabiliriz. Artık ne oldu? ID'leri, yani kimlikleri farklı olduğu için yeni listede yapacağımız herhangi bir değişiklik liste 1'i etkilemeyeceği için sıkıntı oluşturmayacak bize. Bahsettiğim gibi sadece sayı, string almıyoruz. Karışık herhangi bir veri tipi alabiliyoruz listeye. Aynı anda alabiliyoruz hatta. Şöyle bakalım. Liste 3'ün içinde John bir stringken 1 integer, 2.56 float, 55 artı 5 ile kompleks sayı. Yani bir liste istediğiniz veri tiplerinin aynı anda içine alabilir. En çok ihtiyacımız olacak şeylerden biri matrix. Bunu belirtmek istiyorum. Machine Learning'de çok kullanacağız, NumPy'da falan filan. Arkadaşlar kullanacak, hep eğitimci arkadaşlar. Matrix, satır ve sütunlardan oluşur. Biz bunları bastıralım. Şöyle yapalım hatta önce. Satır dersek, matrix'in içine dolaştığımızda ne yapıyoruz? Birinci satır 1, 2, 3, 4'ten, ikinci satır 9, 8, 7, 6'dan, üçüncü satır 0, 6, 5, 2'den oluşuyor. Tamam, biz bunları böyle aldık ama ben sadece sütunları veya sadece satırları almak istediğimde nasıl yapabiliyorum? Satırların içinde dolaşabilirsiniz. Satırları aldıktan sonra 1, 2, 3, 4 mesela artık onun içine dolaşmanız sağlanabilir. Biz burada ne yaptık? Listenin içine ayrı bir liste koyduk çünkü. Bunun üzerine dolaşabiliriz istediğimiz gibi. Ne yapıyoruz? Satırın içinde sütun. Her seferinde de sütunu bastırıp sonuna boşluk koyuyoruz ki yan yana bastırsın. Sütun bittiği zaman ne yapıyoruz? Sütunlar bittiği zaman bir tane print koyuyoruz ki aşağı satıra geçsin. Bu kadar basit. Son olarak demetler. Demetler listelerden hiçbir farkı yok. Tek farkı, ana ve tek farkı demetler değiştirilemez olması. Böyle tanımlanıyor. İki parantez veya tuple olarak. Sadece içerisinde indeks ve count metotlarını bulunduruyor. Zaten bunları yukarıda yapmıştık. Help olayını birazdan göstereceğim ama şöyle gösterebilirim. İçerisinde bulunanları göstermek için. İçerisinde count ve index'ten farklı bir metot bulundurmuyor. Matematiksel fonksiyonlara geçelim. Absolute number dediğimiz mutlak değerler. Abs dediğimiz şeyde, fonksiyonda içine girilen herhangi bir sayının mutlak değerini bize verir. Eksi 10 sayısının mutlak değerini bize 10 olarak verecek. Divmod dediğimiz arkadaşsa division mod içine verilen 20 sayısının 7'ye göre önce kalansız bölmesini sonra modülünü, yani bölümden kalanı verecek bize. Bir tuple olarak. Bu kadar. Bunları en son göstereceğim. Belki bir dahaki dersimizde göreceğiz büyük ihtimalle ama
Şu kadarını bilmeniz yeterli. Rastgele bir sayı oluşturmak için bu fonksiyonu başka bir dosyadan alıyoruz şu anda. Ne yapıyoruz? Sayı listesi, boş bir liste şu anda. E in range dediğiniz olay, 15 kere çalıştır bunu. Ne yap? Eksi 10 ile 10 arasında herhangi bir sayıyı bu listeye ata. Ne oldu? Eksi 10 ile 10 arasında herhangi bir sayı bu listeye 15 defa atandı. Bunu niye yaptık? Çünkü şu max min sum fonksiyonlarını size göstermek istiyorum ki çoktan anlamışsınızdır ne işe yaradığını. Max bu listedeki maksimumu, min minimumu, sum da bütün sayıların, rakamların toplamını ifade ediyor. Sözlükler başka bir veritimimiz. Sözlükler, bildiğimiz sözlüklerden neredeyse hiçbir farkı yok. Böyle ifade ediliyor. Şunu göstereyim önce. Türkçe'de elmanın karşılığı apple, armutun karşılığı pear, tilkinin karşılığı fox. Şimdi bu elma dediğimiz olay, buradaki anahtar key, apple dediğimizde value, değer ifade ediyor. Ne oldu bu çift? Key ve value, yani anahtar ve değer çifti oldu. Şimdi biz bu sözlükte herhangi bir key'i almak istersek, daha doğrusu bütün key'leri almak istersek ne yapıyoruz? Sözlük.keys metodunu çağırdığımızda bütün anahtarları almış oluyoruz. Bütün değerleri almak istediğimizde ne yapıyoruz? Sözlük.values dediğimizde bütün değerleri almış oluyoruz. Şimdi başka ne yapalım? Items, şimdi items olayını yapabiliriz. Items'dan önce items'dan önce şunu ben şey yaptım. Yazdım göstermek için. Sözlük.key istediğimiz olayların üzerinde gezinebiliriz. Yani bütün key'leri tek tek üzerinde gezinebiliriz. Elmayı, armutu, tilkiyi kullanmak üzere for döngüsünün içine alabiliriz. Keza for döngüsünün içinde value'ları da tek tek alabiliriz. Ne yapıyoruz? Sözlük.items dediğimiz olayın key ile value'dan ne farkı var? Biz bunu niye kullanıyoruz? Zaten key ile value varken items dediğimiz ikisini aynı anda bize veriyor. Şöyle göstereyim. Bakın. Çiftli halde bize veriyor. Gereken değerin, ilgili değerin eşitliği olan anahtar. Anahtarın değeri. Biz bunları for döngüsüyle key ve value olarak, key value çift olarak alıyoruz. Çünkü bu bize burada görmüş olduğunuz tuple'ı geri döndürüyor. Ne yapıyoruz? Key ve value'yu bastırıyoruz. Bu her döngüde key value bunlara eşit oluyor. Şimdi şöyle, nasıl yeni bir key ve value ekleyeceğimizi gördük. Eklenen key ve value'yu nasıl elde edeceğimizi görmek istiyoruz burada. Ben mesela sözlükten armut diyerek bunun değerini alabilirim. Ne oldu? Pear. Peki üzüm, yani listede bulunmayan bir şey dediğimde ne olacak? Bana bir hata verecek, key error. Çünkü böyle bir şey sözlükte yok. Biz her seferinde bu hatayla uğraşmak istemiyoruz. O yüzden ne yapıyoruz? Get metodunu kullanıyoruz. Bunu kullanmıyoruz kesinlikle. Get metodu bize ne veriyor? Armut dediğimizde armutun değerini veriyor. Çünkü armut var. Peki üzüm dediğimizde ne verecek? None. Yani listede olmadığını belirten yok sözcüğünü verecek bize. Set default metoduna gelirken, set default dediğimiz olay elma sözcüğünü ekle. Eğer elma sözcüğü varsa, elma sözcüğünü eklemeye çalış. Key olarak eşiti değer de modus. Yani şöyle biraz karıştırmadan ekleyelim. Orası biraz karıştı. Elmayı modus olarak ekle dersem, elmanın eşiti varsa eğer bu sözlükte, bu modusu üzerine yazacak. Biz böyle bir şey istemiyoruz. Eğer zaten elma sözlükte varsa ne yapıyor set default? Senin elmanın karşılığı var deyip onun karşılığını bize yazdırıyor. Ama eğer yoksa ne yapıyor? Verilen değeri sözlüğe atıyor. Mesela şöyle bakalım. Sözlük diye bastıralım. Gördüğünüz gibi artık sözlüğün içine grape atılmış. Kümeler ve dondurulmuş kümeler. Kümeler bildiğimiz matematikteki kümelerin aynısı neredeyse. Kümeyi böyle tanımlıyoruz. Kümelerin içine 1, 2, 3, 2 diye sayılar attık at metoduyla. Ne oldu? 1, 2, 3 oldu. Ben buraya 2, 4, 6 tane sayı attım ama hiç fark etmez. Küme her sayıdan ya da herhangi bir elemandan sadece bir kere barındırıyor içinde.
Mesela şurada uzun bir liste gördük. Ben bunu küme eşittir set içine listeyi koyarsam ne olacak? Her birinden birer tane bulunan bir küme oluşturacak bana. Kümelerin içinden silebiliyor muyuz bakalım? Kümenin içine mesela ben 10 sayısını silmek istiyorum. Evet, kümeler mutable yani değişken bir veri tipi. İçerisinden silebiliyoruz. Şimdi ne yaptık? Liste 1 ile liste 2'yi oluşturduk buradan. Aynı şekilde bunların kümelerini elde ettik set fonksiyonlarının içine koyarak. Biz bunların birleşimlerini ve kesişimlerini elde etmek istiyoruz. O kadar kolay ki küme nokta intersection, küme 1 nokta union. Sadece iki satır yapmamız gereken. Uzun uzun yazmamıza hiç gerek yok. Küme 1 ile küme 2'nin kesişimi 50-30, birleşimleri ise burada görmüş olduğunuz küme. 3 büyükler diye nitelendirdiğim 3 tane fonksiyon var, onu göstermek istiyorum. Help fonksiyonu zaten adından anlaşılacağı gibi yardım, bize yardım edecek. İçine verilen herhangi bir, şöyle söyleyeyim, herhangi bir verilen bir veri tipinin ya da bir class'ın içerisindeki metotları bize söylüyor. Yani bir yardım, tam anlamıyla yardım ediyor. Mesela bunun içindeki metotlar bunlar. Bakın mesela nasıl kullanıldığını, ne olduğunu tek tek anlatıyor bize burada. Liste eşittir sort. Tamam, burada bir liste sıralamışız. Sıraladığımız listeyi biz bastıracağız ama diyoruz ki bu sıraladığımız liste sıralanmış olduğu gibi numaralansın da. Ne yapıyoruz o yüzden? Enumerate fonksiyonuna başvuruyoruz. Enumerate fonksiyonun içine attığımız şey, içine attığınız liste veya herhangi bir şey sıralı olarak dışarı çıkar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bir demet halinde çıkıyor. Şöyle gösterelim. İçine listeyi atıyoruz. Enumerate'nin dışarı çıkarttığı şey ise listenin sıfırıncı indeksiyle sıfır sayısını, birinci indeksiyle birinci sayısını çıkarmak oluyor. Ama tamam, siz bunu şöyle diyebilirsiniz. Ben sıfırdan başlamasını istemiyorum. Çok doğal olarak. İstediğiniz sayıdan başlatabilirsiniz burada. Enumerate'de vereceğiniz ikinci bir parametreyle. Bir fonksiyonu da help ile neredeyse aynı iş yapıyor. Sadece açıklama olmaksızın içerisindeki bütün şeyleri gösteriyor. Metotları gösteriyor. Ama dir boş olarak kullanırsak ne oluyor? Şu anda kullandığımız bizim bütün değişkenleri, fonksiyonları hepsini gösteriyor. Şu an programımızda dahil olan. Karakter dizilerinin metotlarına geleceksek nasıl yapalım? Bir tane string oluşturmuşuz. Hikmet Özben diye. Hikmet Özben dediğimiz bir stringin biz yine indeksleyebilir ilk elemanını elde edebiliriz. Çok kolay bir şekilde. Az önce anlattığım gibi başlangıç ve bitiş sayıları var burada. Hikmet Özben adlı stringin sıfırdan başlat 4'e kadar git diyoruz. Burada da sıfırdan başlat bütün stringin uzunluğuna kadar, yani sonuna kadar git diyoruz. Burada daha önceden söylediğimiz gibi sonuna kadar git ama 2-2 git diyoruz. String'in lower ve upper metotları var. Bütün string'i küçült ve bütün string'i büyüt. Yani bunun ekstra üzerine konuşacağımız bir şey yok. Sadece lower ve upper. Bu kadar. Benim en sevdiğim metotlardan bir tanesi replace olayı. String, Hikmet Özben. Hikmet Özben, Özben olan yere git. Onu artık ben ol yap. Sonra Hikmet olan yere git. Onu artık Turgut yap. Bu kadar. Print A is lower. A stringi küçük mü? A stringi büyük mü? Bunları kontrol etmemizi sağlıyor. Bize çıktı olarak boolean yani false veya true veriyor. Çünkü A burada küçük değil. A burada büyük. Starts with, ends with muhabbeti dediğimizde yine aynı şekilde İngilizce'de anlayabileceğiniz olay. String Hikmet Özben'de az önce son hali. Turgut Benol oldu. Turgut Benol stringi Hikmet'le mi başlıyor? Hayır, başlamıyor. Fakat all'la mı bitiyor? Evet, all'la bitiyor. O yüzden ilki false olurken ikincisi true oluyor. Split dediğimiz olaysa elimizdeki stringi bölmemize yarıyor. Görelim. Turgut ve Benol adında iki tane ayrı string'e bölüyor. Bunları bir listeye atıyor. Peki nereden böleceğini nasıl biliyor? İçine yazdığımız herhangi bir şeyle ve bunun varsayılan hali zaten boşluk. Boşluğa göre bölüyor. İsterseniz buraya ne yazarsınız? Ut yazarsınız. Turuk
böler, boşluk panel yapar. Ama bunun varsayılan hali boşluk olacağı için boşluk bırakalım. Ondan sonra biz bunu tekrar birleştirmek istediğimizde ne yapıyoruz? Birleştirmek istediğimiz değeri, string'i buraya yazdıktan sonra join metoduna yararlanıp bütün az önceki listeyi join metodunun içine veriyoruz. Ne oldu? Turgut, Benol, Cum ve boşluktan Turgut, Cum, Benol oldu. Bunu burada da göreceğiz. Gezegenler virgüllerle ayrılmış. Bir splitle virgülle ayrılanları bir şeye listeye çeviriyoruz. Pardon. Gezegenleri bastırdığımızda burada bir liste olduğunu göreceğiz. Ama biz bunları tekrar birleştirmek istiyoruz. Nasıl birleştiriyorduk az önce burada yaptığımız gibi? Birleştirmek istediğimiz, yani o şu aralara gelecek string'i burada belirliyoruz. Join metodunu kullanıyoruz. Bunun için de gezegenleri veriyoruz. Birleşti. Tamam. Çok güzel. Ama ben sıralı istiyorum. Nasıl yaparım? Sorted'ı tekrar kullanabiliriz. Sorted gezegenler olarak tekrar yapabiliriz. Peki sırayı indekslerde anlattığım gibi baştan aşağı değiştirmek istersem sıralamayı, bunun bir tane daha parametresi var sort olayının. Reverse, yani ters. Bunu true verirsem artık Dünya, Jüpiter, Mars değil de Venüs, Uranüs, Satürn'le başlayacak. Bunu eğer böyle yapmak istemezseniz nasıl yapıyorduk? Eksi eksi bir kullanarak yapabiliyorduk. Unutmayın. Bunu normal gezegenleri normal olarak sıralarız. Sonra baştan aşağı çeviririz. Strip dediğimiz metotsa ne yapıyor? Baştan ve sondan olan boşlukları siliyor. L-strip ve R-strip dediğimiz, L-strip ve R-strip dediğimiz iki tane metot var. L-strip soldan boşlukları siler. R-strip sağdan boşlukları siler. Bu kadar basit. Fonksiyonlar dediğimiz olaysa en üstte dediğim gibi while döngülerinde ya da for döngülerinde kod tekrarından bizi kurtarır. Biz burada mesela bir harf notu belirleme programı yazdık. Biz bunu her seferinde tek tek on if yazmamıza gerek yok. Bir tane böyle 10-15 satırlık program yazdırdığımızda not hesaplamayı her çağırdığımızda bu program her seferinde tekrar çalışacak. Not hesaplama içine ne alıyor? Ad ve puanlar olarak iki tane parametre alıyor. Bunlar ne? Ahmet Deniz ve bir tane Demet. Ne oldu? Ortalama sıfır adında bir değişken tanımladık. Ortalama sıfır içine sayıları toplayıp sonra bütün sayıların uzunluğuna böldüğümüzde ortalamayı elde edebiliriz. Ne yapıyoruz? Puanların içine puan döndürüyoruz. Ortalama ekleyip en sonunda kaç tane puan varsa ona bölüyoruz. Ama buna hiç gerek yok. Pythonic dediğimiz bir olay var. Ortalama eşittir verilen sayıların toplamı bölü sayıların uzunluğu. Bu kadar. Hiç uğraşmamıza gerek kalmıyor. Ortalama eğer 90'dan büyükse harf not A ya da veya 80'den büyükse B, 60'dan büyükse C, 50'den büyükse D, diğer her konuda F harf notunu elde edeceğiz. Şimdi bunları bastırıyoruz. F string kullanıyoruz. Python 3.7'de kullanılıyor dediğim F string. Ad, ortalama, harf notunu tek tek bastıracağız. Ama şurada ekstra bir şey görüyoruz. Burada gördüğümüz ne? Ortalama yine aynı şekilde bastırıyor. Bunun nasıl bir dizaynına sahip olacağı veya nasıl bastıracağını burada verdiğimiz özelliklerle belirtiyoruz. Noktadan sonra iki sayı, iki rakam olsun ve float number olsun. Bu kadar. Ekstra hiçbir şey yok. Noktadan sonra kaç tane rakam belirtmesini istediğinizi burada belirtebilirsiniz. Biz iki tane diye düşünüyoruz çünkü en makul o gözüküyor. Çalıştırdığımızda Ahmet Deniz ortalaması 78.33, harf notu C. Evet. Diğerine gelip bakın, N'de koyduğumuz 20 şey çizgi çarpı 20'den 20 tane tire elde etmiş oluyoruz sonuna. Başında da ters slash en kullandığımız için yeni satır başı elde ediyoruz. Murat Yılmaz A, Aylin Türk F almış. Çarp adlı fonksiyon oluşturursak ne oluyor? İçine verdiğimiz değerleri çarparak bize sonucu döndürecek. Döndürecek dediğim, yukarıda return adlı bir şey görmedik. Burada return adlı bir şeyimiz var. Return adlı dediğimiz olay burada herhangi bir variable ya da herhangi bir şeyi fonksiyondan sonra bize döndürecek. Yani fonksiyon çalıştırdığında bize döndürülen şeyi bir değişkene eşitlemiş olacağız.
Nasıl yapıyoruz mesela? Çarp, tamam burada çarp fonksiyon dedik ama içinde hiçbir şey yok. Çünkü biz burada varsayılan değerler belirledik. A'nın varsayılan değeri 10, B'nin varsayılan değeri de 10. Yani bu ikisinin eğer içine çarpın içine bir şey verilmezse bu ikisinin çarpımı 100 edecek. Çünkü A'nın da B'nin de varsayılan değeri 10. Fakat içine bir şey verebilir miyiz? Hala verebiliriz. Çünkü A ile B olmazsa değerleri. Eğer varsa onların üzerine yazacak ve 5 ile 4'ün çarpımı 20 olacak. Biz bu değerleri kendimiz belirleyebilir miyiz? Evet, B eşittir 32, A eşittir 2 diyerek A ile B değerlerini kendimiz belirleyebiliriz gördüğünüz gibi. Şimdi lokal ve global olaylardan bahsetmek istiyorum çok kısa. A'yı burada 5'e eşitledik. Biz bu fonksiyon içinde A'yı değiştirmeye çalışırsak bu olay dışarıya etki etmeyecek. Çünkü fonksiyon içinde olan fonksiyon içinde kalacak. Şöyle A eşittir 10 deyip A'yı bastırdıktan sonra fonksiyon bittiğinde ne olacak? A tekrar 5 olmaya devam edecek. Çünkü buradaki A ile buradaki A'nın değerleri farklı. Eğer değiştirmek isterse bir fonksiyon içinden dışarıdaki değeri değiştirmek istiyorsak ne yapıyoruz? Tek bir kelime ekliyoruz. Global A. En başına global A eklediğimizde artık yukarıdaki yani dışarıdaki değeri değiştirebiliyoruz. Bu kadar basit. Çok basit şunu anlatacağım. OOP çok basit gireceğiz. Bunun detaylarına sonra devam edeceğiz. OOP dediğimiz olay nesnelerle programlama. Nesnelerden oluşan programlama dilleri sınıflardan oluşuyor. Bir sınıf mesela burada bir araba sınıfımız var. Arabanın iki adet fonksiyonu var burada gördüğünüz üzere. Sür ve dur. Araba nesnesini nasıl bir araba klasını nasıl bir nesneye dönüştürüyoruz? Şurada nesne olarak tanımlıyoruz. Araba eşittir klasın ismi ve iki parantez. Artık araba nesnemiz var bizim. Araba nesnemizin içinden biz bu fonksiyonları kolayca çağırabiliriz. Araba gidiyor, araba duruyor, araba gidiyor. Tamam, bu kadarla yetinirse bundan önce fonksiyonlar da yapabilirdik. Niye bu class olayımız var? Çünkü class'ımızın içinde bizim kendi değerlerimiz, kendi variable'larımız da olabilir. Kendi değişkenlerimiz. Burada yazdığım olay help fonksiyonu çağırdığımızda çalışsın diye. Burada da nitekim bilgi vermek amaçlı. Nedir burada? Init dediğimiz olay, init dediğimiz fonksiyon şurada göstereyim. Araba eşittir araba parantez dediğimiz olay çalıştırıldığında araba değişkeninin artık bir sınıfı var. Bu bir nesne ve bir sınıfa ait bir nesne. Bu nesnenin içindeki değerler direkt belirlendiği gibi burada şöyle nasıl anlatalım? Belirleniyor. Yani tanımlandığı gibi burada belirleniyor. Bu araba nesnesi tanımlandığı gibi bu fonksiyon otomatik olarak siz çalıştırmadan çalışıyor kendi başına ve burada belirleniyor. Mesela marka, model, yıl, renk, durum. Bunları nasıl alıyoruz? Şurada gösterelim. Arabanın içine, araba klasının içine belirlerken burada Dodge Challenger 2006 siyah diye yazmışız. Bunlar ne? Marka, model, yıl ve renk. Az önce dediğim gibi fonksiyonun içinde olan fonksiyonun içinde kalır. Fakat biz bunu bütün class'ta yani bütün sınıfta kullanmaya çalışıyoruz. Bunu nasıl yaparız? Self dediğimiz olayla. Bu self bir gelenek. Yani siz buraya isterseniz this yazın, isterseniz Ahmet yazın, isterseniz Mehmet yazın. Hiç fark etmez. Self dediğimiz olay bir gelenektir. Böyle devam etmesi gerekiyor. Çünkü her gördüğünüz kodda self göreceksiniz. Self marka dediğimizde bunu sınıfın herhangi bir fonksiyonunda, herhangi birinde kullanabiliyor olacağız artık. Çalıştır, durdur, sür, dur ve özellikleri yazdır diye 2, 4, 5 tane fonksiyonumuz var. Çalıştır fonksiyonu, durdur fonksiyonu, sür fonksiyonu bizim arabanın o anki durumlarını değiştirmemize yarıyor. Ne yapıyoruz? Arabanın durumu 1 iken çalışır halde duruyor, 2 iken gidiyor ama 0 iken kapalı halde olduğunu görüyoruz. İlk çalıştığında araba 0. Çünkü araba ilk tanımlandığında 0 halde olacak. Çalıştır dediğimizde bu durum 1 haline geliyor. Şunları daha sonra anlatacağım ikinci derste. Çalıştır dediğimizde durum 1 haline geliyor. Durdur dediğimizde 0 haline geliyor. Sür dediğimizde ise ne yapıyor? Self durum eğer 1 ya da 2 ise zaten gidiyor. Eğer değilse önce arabayı çalıştırın diye bilgi veriyor. Dur dediğinde ise eğer araba zaten araba gidiyorsa arabayı durduruyor. Eğer araba gitmiyorsa çalıştır diyor.
önce arabayı çalıştırın diyor. Özellikleri yazdır dediğimiz kısımdaysa klasik olarak bütün özellikleri F-string ile yazdırıyoruz. Help diyerek arabamızın özelliklerine buradan bakabiliyor. Araba klasımızın özelliklerine buradan bakabiliyoruz. Nedir burada? Az önce belirttiğim açıklamayı burada gösteriyor. Diğer açıklamayı da burada içinde kullanabileceğimiz bütün fonksiyonların fonksiyonların isimleri burada. Ama açıklamaları yok çünkü açıklama yazmadık. Sonra ne yapıyor? Araba çalışmadan biz sür dediğimiz için önce arabayı çalıştır diyor. Ondan sonra ne yaptık? Çalıştır dediğimiz için zaten challenger gidiyor hallediyor. Sür dediğimizde şey olmadığı için, araba çalıştığı için bir çıktı vermiyor. Özellikleri yazdır metodunu kullandığımızda arabanın özelliklerini yazdırıp dur metodunu kullandığımızda ise duruyor. Aynı şekilde farklı bir araba daha oluşturabiliyoruz. Benim anlatmak istediğim nesne tabanlı programına giriş bu kadar. Çünkü araba dediğimiz nesne sınıf bir sınıf ve biz bundan sınırsız araba üretebiliriz. Benim en çok kullandığım örnek ise şu oluyor. Yemek ve yemek tarifi. Bir yemek tarifiniz var. Bu bir klas, sınıf. Ve o yemek tarifinden istediğiniz kadar yemek yapabiliyorsunuz. Ama o yemeklerin hiçbiri birbirinin aynısı olmuyor. Bugün anlatacağım şeylerin kabaca bu kadar. Çünkü çok bile kaldık. Takribi 1,5 saati geçti sanırım. Bir dahaki derste orta kısımda şeylere girmek istiyorum. Atıyorum list comprehension'ı, decorator'lardır. Onlara girmek istiyorum çünkü çok zamanımız yok bugün. Bir dahaki derste inşallah görüşürüz. Teşekkür ederiz Kaan. Bu güzel sunumun için. Ben teşekkür ederim. Onun dışında söylemek istediğin bir şey varsa alalım. Söylemek istediğim çok bir şey yok çünkü dediğim gibi arkadaşlar ya, bunlar sadece kabaca anlatabileceğim şeyler. Herkesin Google'ı nasıl kullanacağını mutlaka öğrenmesi gerekiyor. Ona binaen programlama sadece araç olacak machine learning kursumuzda. Tamamen bir amaç olmayacak. Bizim amacımız machine learning nedir? Nasıl kullanılır? Bunları öğrenmek. Nasıl fayda sağlanır? Bir proje nasıl geliştirilir? Bunları öğrenmek. Dediğim gibi matematik kısmına ağırlık vermenizi tavsiye ediyorum. Bu Python, R kesinlikle bir araç. Bunlara çok takılmanızı tavsiye etmiyorum. Araştırarak bulabileceğiniz çoğu şey var Python'da, Google'da. Çünkü her şey İngilizce. Benim tavsiyem sadece machine learning'de daha iyi yerlere gelmeniz. Çok teşekkür ederiz Kaan. Şimdi arkadaşlar yayınımız bitti. Ortalama yayınlarımız 1 ile 1,5 saat arası sürecek. Onu da buradan söyleyelim. Bunun dışında sorularınız varsa sorularınızı alalım. Ve şundan da bahsetmek istiyorum. Sunumla alakalı sorularınızı sizden şu şekilde bir talepte bulunmak istiyorum. Yayından sonra gruplar üzerinden sormanızı tavsiye ederiz. Çünkü hem burada yayının uzamamasını hem de oradan diğer arkadaşlarınızla da iletişim halinde olup onların anladığı yerlere onların size anlatarak ilerlediği, aynı zamanda bizim sizlerin de destek olamadığı yerlerde bizlerin de destek olduğu, tabii ki biz her zaman destekçinizsiniz ve her zaman destekçiniz olmaya devam edeceğiz. Burada topluluk oluşturduk ve bu topluluğu aslında hep beraber yönetebiliriz ve hep beraber bir şeylerin üstesinden gelebiliriz. Amacımız bu şekilde olduğu için sorularımızı oraya sorarsak hem diğer arkadaşlarımız da daha hızlı öğrenmiş olur. Tekrar tekrar dönüp bakabilecekleri bir platform olduğu için daha sonra bu platformu sabitleyip oradan devam edebiliriz her şeyin. Evet, Kaan da Discord'da var. Yani bütün teknik soruları birebir ona da paylaşabilirsiniz. Kendisi de cevaplar Discord grubundan. Yayından ziyade Discord grubunda daha detaylı açıklamalarla daha rahat bir paylaşım olabilir. Yani ama yayınla alakalı farklı sorularınız varsa şu anda da alabiliriz. Bu bahsettiğimiz teknik sorularla alakalı daha çok.
Ayrıca ben de yayın başında unuttuğumuz bir detaya girmek istiyorum. Yayına katılan tüm arkadaşlara tekrar teşekkür ediyorum ve tüm katılımcıların da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı da kutlamak istiyorum burada. Evet. Yayında tutacaktık aslında ama o anki heyecanla muhtemelen unuttuk. Doğru. Hepimizin bayramı kutlu olsun. Sorular varsa soruları alabiliriz sanırım. Aynen. Bu arada da soruları bekliyoruz. Evet. Sorular var. Aynı zamanda bir sonraki yayınların daha iyi hale gelebilmesi için de Telegram'dan görüş ve önerilerinizi de yazarsanız onları da dikkate alacağız. Bu arada Nilay sözünü kestim sanırım. Kusura bakma. Yok yok, sözünü kestim. Bir 10 dakika kadar herhalde bekleriz sorular olursa. Güzel bir yayın oldu ama bence. Keyifliydi yani. Evet. Bir sorumuz var. Bir sorumuz var Nilay Hanım. Haftada kaç yayın olacak? Şöyle arkadaşlar, eğitimcilerimizle bir schedule oluşturmaya başladık, bir planlama oluşturmaya başladık. Ama konular hafta hafta farklılık gösterdiği için o haftaki konunun içeriğine ve gidişatına göre, uzunluğuna göre değişebilir şekilde olacak. Ama şu anki planımıza göre haftada bir gün ya da iki gün şeklinde olacak. Yani bir gün, haftada bir gün yapmaya çalışacağız. Konunun içeriği yoğun olursa iki güne sarkıtacağız. Şu anki planımız bu yönde. Python etkinlikleri için ama yani Python için önümüzde iki ders daha olacak yanılmıyorsam. O tabii bu schedule'ın içine dahil değil. Teşekkür ederiz. Bu soruyu da Doğancan Bey Python eğitiminden sonra makine öğrenmesi eğitimi tam olarak ne zaman başlayacak? Tahminimiz bu hafta temel Python temellerini bitirip önümüzdeki salı günü yine aynı şekilde 9.30'da machine learning konularına giriş yapmayı düşünüyoruz. Öyle değil mi Ömer? Kesinlikle. O şekilde devam etmeyi düşünüyoruz. Tabii ki şöyle bir durum var. Az buçuk bir Python bilgisiyle girmek yerine biraz daha temelden güzel bir Python eğitimi almanızı istedik. O yüzden yayınları ona göre belirleyeceğiz. Yani bundan yana şüpheniz olmasın. En kısa sürede machine learning kısmına da giriş yapacağız tabii ki. Ben şurada bir soru. Evet, ben de bu soruya tam gelecektim. Python'da freelance için hangi düzey gereklidir? Yani bu freelance çalışacağınız işe bağlı diyebilir miyiz aslında? Buna kesinlikle spesifik bir cevap vermek zor. Tabii Kaan daha iyi bilir ama. Yani şöyle, freelance olarak ben de iş yapıyorum mesela Upwork'ta falan. Freelance'de ne yapacağın daha çok bağlı. Mesela web mi yapacaksın yoksa machine learning mi yapacaksın? Öğrenciye gelir diye bir site var mesela. Orada çok Python öğrenciler atıyorlar freelance olarak. Onlar sadece ödev yaptırıyor. Onun dışında sen eğer bir backend yardım edeceksen freelance olarak Django öğrenmen ya da Flask öğrenmen gerekir. Ona binaen machine learning yapacaksan gidip TensorFlow öğrenmen gerekir. Hangi düzey gerekli dersek Python'ı bir seviyeye kadar bilmen gerekli. Yani aman aman advanced seviye bilmene gerek yok. Framework'leri öğrenmen gerekli. Programlama dillerini bir seviyeye kadar öğrenmen gerekiyor. Mesela bu yayınları bitirdikten sonra, Python yayını bitirdikten sonra biraz daha uygulamalar yaptıktan sonra herhangi bir framework'te çalışmaya başladıktan sonra onun freelance işlerini kolayca alabilirsin. Aynen. Bunun yanında mesela atıyorum Django gibi bir framework öğrenerek web programlama yapabilirsiniz. Bu web programlamayı yaparken tabii ki daha öncesinden bununla ilgili bir tecrübeniz olması gerekiyor. Freelance işler yaparken de aslında tecrübe çok önemli. Daha öncesinden yaptığınız projelere bakılarak size freelance işler verilir çoğunlukla. Ondan dolayı Python eğitimi aldıktan sonra Kaan'ın da dediği gibi öğrendiğiniz diğer frameworklerle beraber, onlar da geliştirdiğiniz projelerle beraber freelance işler yapabilirsiniz. Bayağı bir soru birikti. Evet. Quizler sertifikaları etkiliyor mu? Evet, etkiliyor arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Eğer quizlere katılmazsanız sertifika maalesef veremiyoruz. Çünkü quizler aslında burada belirleyici bir faktör olacak sizin için. Öğrenmenizle ilgili hem bize bir geri dönüş sağlamış olacak hem de sizi daha iyi bir noktaya getirmek güzel bir çalışma olacak. Bu yüzlerimizi gerçekten
danışmanlığını güzel şekilde hazırlıyorlar. Bundan dolayı size tavsiyem katılmadım. Benim gözüme şöyle bir soru çarptı. Bir sonraki dersinde kullanılıyor. Evet, buyur. Ben hemen o sorudan önce bir araya girebilir miyim? Tabii. Az önce planlamadan bahsettik. Şuraya bir açıklık getirelim. Python etkinliklerin konusunda önümüzde bir iki etkinlik daha var. Bu etkinlikten sonra onların da günlerini paylaşacağız arkadaşlar. Eğer planladığımız gibi giderse etkinlik süreleri, yani içerikler ve süre eşleşmesi beklediğimiz gibi giderse, iki Python etkinliğinden sonra ML etkinliklerine başlamış olacağız. Python etkinlikleri bitmeden de net bir şekilde belirlediğimiz planlamayı size paylaşırız zaten. Teşekkür ederiz Nilay. Teşekkür ederiz Nilay. Bir sonraki dersin dokümanını önceden yükleyebilirseniz inceleme ve dersten önce hazırlama fırsatımız olur yazmış bir arkadaşımız. Bunu değerlendirelim. Doğru, evet, bunu dikkate alacağız arkadaşlar. Dokümantasyonu önceden paylaşacağız. Daha iyi olacağını düşünüyoruz biz de. Haklısınız. Ne kadar sürecek acaba diye bir soru var. Şu anda öngörümüze göre yaklaşık bir total süreç 1,5-2 ayı alacak gibi duruyor. Ne dersin Ömer? Evet, 1,5 ay, 2 aya yaklaşık bir zaman alacak. Tabii bunu kısaltmayı da düşünüyoruz aynı zamanda. Ama hani kısaltmaktansa verimli bir eğitim olsun istiyoruz. Yani buradan çıktığımız zaman, yani bu eğitimi bitirdiğiniz zaman artık bir şeyleri teoride en azından az da olsa bilerek gitmeniz demek, sonrasında kendi araştırmalarınızı, kendi çalışmalarınızı, kendi kendinizi geliştirebildiğiniz bir ortam yakalamanız demek. Tabii ki biz bu sosyal medya kanallarımızı, sosyal medya hesaplarımızı, Discord'u, Telegram'ı yine sabit tutmaya devam ederiz. Oralardan birbirlerinize sorular sorup kendinize bir şeyler katmaya devam edebilirsiniz. Aynı zamanda bize sorularınızı cevaplayarak size destek olabiliriz. İçeriğimiz Machine Learning Crash Course'tan biraz daha farklı olacak. Crash Course da çok yüzeyseldi. Bu sefer Machine Learning konularına biraz daha derinlemesine dalmayı düşünüyoruz açıkçası. Bu soruyu da bu şekilde cevaplayabiliriz. Yani Crash Course'da aynı olmayacak aslında. Evet, Crash Course'tan biraz daha farklı olacak tabii ki. Zaten orada da gösterilen algoritma çeşitlerini ve temel makine öğrenimi prensiplerini işliyor olacağız. O yönden sıkıntı yok yani bizim tarafımızda. Bu kaç gün yapılıyor kısmı ile ilgili de yine söylüyorum arkadaşlar. Onu da direkt olarak bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü Python kısmı bizim birinci ayağımız. Python kısmı için söyledik. Haftaki yayın halinde de yapabiliriz. Bunlarla ilgili bilgilendireceğiz. Bu bilgilendirmelerle birlikte problem yaşamayacaksınız. Bundan emin olabilirsiniz. Ama eğitimin ortalama süresi şu şekilde söyleyebiliriz. Yani 1,5-2 ay sürebilir. 1,5-2 ay boyunca sizi güzel bir maratona sokacağız aslında. Eğitim maratonuna. Bu eğitim maratonu sizleri hep destekleyici ve teşvik edici olacak. Bunlarla beraber tabii ki her gün yayın olmayacak. O şekilde 1,5-2 ay boyunca her gün yayın olmayacak. Haftada bir gün olabilir, haftada 2 gün olabilir. Bunları biz size ileriki günlerde bahsederek açıklamasını yapacağız. Bunu az önce aslında ben açıkladım ama tekrar açıklayalım. Hani kaçıran arkadaşlar varsa. Python etkinliği bitmeden belli bir schedule'ı size, planlamayı size paylaşmış olacağız. Ama burada kritik kısım içeriklerin ne kadar süre alacağı. Yani bizim paylaşacağımız planlama aslında tahminimizce şu kadar sürer bu etkinlik diye düşündüğümüz şekilde. Yani olur da içerikten dolayı sarkma durumu olursa
dediğim gibi biz bir haftada bir gün düşünüyoruz ama iki haftaya sarkma gibi durumlar olursa yani haftalık her türlü haftalık bir bilgilendirme yapılacak. Haftalık bilgilendirmenin dışında da olabildiğince önceden önümüzdeki etkinliklerin planlamasını da sizle paylaşacağız. Teşekkür ederiz Nilay. Şöyle, buna Doğancan cevap versin. Şimdi şöyle arkadaşlar, biz zaten olabildiğince tüm kanallardan size duyuru yapmaya çalışıyoruz ama yine de Telegram ve Discord kanallarımıza özellikle katılmanızı tavsiye ediyoruz herhangi bir duyuruyu kaçırmamanız için. Zaten ilerleyen süreçlerde bu machine learning konularına tam olarak girdiğimizde sizlerin daha kolay bilgi alışverişi yapabileceğiniz bir platformu sizlere sunacağız. Bunu da yakın zamanda tekrar size paylaşırız zaten. O platforma geçtiğimizde her şey çok daha kolay olacak. Tek bir platform üzerinden hem bilgi alışverişi siz kendi aranızda yapabileceksiniz hem de duyurulara çok daha net bir şekilde oradan ulaşabileceksiniz. Bunun için biraz vaktinizi rica ediyoruz yani. O şekilde diyebilirim. Onun dışında bakıyoruz sorulara. Mehmet Türel bir sorusu var. Bu soruya da şu şekilde cevap verelim. Evet, Crash Course'da Machine Learning Days arasında bazı farklılıklar var. Sizin de söylediğiniz gibi. Crash Course'tan biraz daha farklı olarak burada tamamen eğitimcilerimizin verdiği, YouTube üzerinden eğitimcilerimizin verdiği, canlı yayında verdiği bir eğitim olacak. Crash Course'dan farkı aslında bu diyebiliriz. Crash Course'a benzer özellikleri de var. Mesela eğitimcilerimiz aynı zamanda sizin sorularınızı cevaplayacaklar. Mesela bu benzer bir özelliği diyebiliriz. Yani takip etmeniz gereken dokümantasyonları biz hazırlayıp size atacağız önceden. Bunun da kararını verdik o şekilde. Ozan Başkaya'nın sorusu, machine learning derslerinden önce NumPy ve Pandas dersleri verilecek mi? Evet, verilecek. Yine Kaan hocamızın bu konuda hazırladığı notlarıyla birlikte sizinle o notları paylaşacağız. Notları paylaştıktan sonra siz de çalışarak yayına katılırsanız daha güzel bir verim elde etmiş olursunuz. Hemen bakıyorum başka sorumuz var mı? Beril, çok teşekkür ederiz. Senin de bayramın kutlu olsun. Herkesin bayramı kutlu olsun burada. Teşekkürler Beril. Şimdilik temel soruları cevapladık sanırım. Yine ekstra sorularınızı dediğimiz gibi Telegram ve Discord kanalları üzerinden sorarsanız biz oradan cevaplıyor olacağız. Dilerseniz artık yayının sonuna gelelim. Neredeyse 2 saate yaklaştık. Bir sorumuz daha var şu anda. Tamam, onu da cevaplayalım. Hatta 2 sorumuz daha var. Onlara da bir bakalım. Quizler İngilizce mi olacak, Türkçe mi diye sorulmuş sanırım benim görebildiğim. Türkçe olacak diye planlıyoruz. Evet, onunla ilgili net bir bilgi veririz. Şu anda İngilizce mi Türkçe mi olacak konusunda tam bir net bir kazanmamız. Ama içeriklerimiz evet. Türkçe olduğu için muhtemelen herhalde. Tabii. Yani %90 Türkçe olur biz olmazsa. Aynen. Farklı dillerden gelen syntax alışkanlıkları yüzünden alışana kadar zorluk çekebiliriz sanırım demişsin. Şöyle bir problem var. Birazcık kendi başına çalışırsam Python üzerinde bu sorunu hızlı bir şekilde halledeceğini düşünüyorum. Python'a syntax bu kadar zor bir syntax değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Bir problemin olursa da yine aynı şekilde sorulardan devam edebiliriz. İsterseniz geri kalan soruları, burada göremediğiniz soruları falan bize sosyal medya hesaplarımızdan iletebilirsiniz. Ömer, benim gözüme bir soru takılmıştı da ona da bir açıklık getirelim. Biraz geride kalmış, atlamış olabiliriz. Tabii. Haziran gibi finaller başlayacak. Bu süreçte quizlere vesaire katılım gösteremeyebiliriz. Bu konuda esnek davranmamız mümkün mü acaba demiş bir arkadaşımız.
Zaten bizim hem Telegram hem Discord gruplarını kurmamızın ana sebebi sürekli sizlerle etkileşim içinde olup bu tarz şeylerde herkesin uyum sağlayabilmesini sağlamaya çalışmak. Dolayısıyla bu tarz kritik şeylerde, yani etkinliğe devamlılıktaki kritik şeylerde böyle şeyleri konuşarak birbirimizle iletişim halinde olarak tabii ki esnek olacaktır yani. O konuda dert etmenize gerek yok. Tamamdır. Şu şekilde başka sorunuz varsa arkadaşlar yine aynı şekilde şeyden iletebilirsiniz bizlere. Telegram hesaplarımızdan iletebilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Aynı zamanda Kaan'ı bulacağız. Senin için de teşekkür ediyorum. Leya, Doğan Kına, aynı zamanda Google Developer ve Google Developer Turkey, Global Ayak, Üçte Ayak, AIT ve Developer Student Club ve BDG gruplarına çok teşekkür ediyoruz. Size destek oldukları için. Katılan herkese çok teşekkür ederiz tekrardan. Kendinize iyi bakın. Sağ olun, günler dilerim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.